Sevgili seyirciler, Kanal 5 ekranlarından Ahde Vefa programından bir kez daha Gaziantep'ten hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Bugünkü konuğumuz da hakikaten çok önemli ve çok özel. Ayrıca bugün Ahde Vefa ismiyle son programımız olacak. O açıdan da önemli bir program yapacağımızı düşünüyoruz. Hiç vakit kaybetmeden konuğumuzu sizlere tanıtmak istiyorum. Hocam hoş geldiniz. Eğitim Fakültesi Dekanı Sayın Nuri Yavuz, Profesör Doktor Nuri Yavuz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Teşekkür ediyorum. Sizler nasılsınız? Çok sağ olun. Ahde Vefa'nın son programı ama dolu dolu bir program olacağı ümidindeyim hocam. İnşallah. Ahde Vefa ismi aslında güzel bir isim ancak program formatı açısından sanki vefasızlığa uğramış insanların vefasını arayan bir program imajı çağrıştırdığı için maalesef reji tarafından programımızın adının değiştirilmesine karar verdik. Ahde Vefa'dan başlayalım isterseniz hocam. Ben önce şu anda ekranları başında bizleri seyreden bütün dinleyicilerimize ve seyircilerimize her şeyden önce iyi akşamlar diliyorum. Her şeyin gönüllerince olmasını diliyorum. Siz benden kibar çıktınız hocam. Estağfurullah. Hayır lütfen. Yani o olmaz. Ben çünkü seyirciye saygım sonsuzdur. Eyvallah. Yani onun için de yaptığım birçok programlarda konuşmam öyle başlarım. Hocam eyvallah. Ben de onlara hayırlı geceler, hayırlı akşamlar diliyorum. İnşallah onları mutlu ve memnun edecek bir program sunarız. Evet. Şimdi efendim gelelim sizin sorunuza. Ahde Vefa dediniz. Ahde Vefa insanlık açısından, İslam'a açıdan her şeyden önce gelir. Ahde vefası olmayan insan bile olamaz. Evet. Ahde vefası olmayan insan bile olamaz. Ne demektir ahde vefa? Kendisine emeği geçen, tuzunu ekmeğini yemiş, muhabbetinde bulunmuş, aynı toplumda bulunmuş, bir çatı altında yaşayan insanların birbirine karşı saygısı ve sevgisi demektir. Onun için ahde vefa çok önemlidir. Saygısının ve sevgisinin eksilmesi değil mi hocam? Evet, ahde vefasızlık, eksilmesidir. Ahde vefa gösteriyorsa o gereğini yapıyordur. Normal insandır, güzel insandır. Biz onun için toplumumuzda ahde vefayı yaymamız gerekir. Ben iki tane sözcüğü çok seviyorum değerli hocam. Bir tanesi kahtı rical, bir tanesi ahde vefa. Evet. Sanırım bizim bu birinci söylediğim bugünkü konuşacağımız konuyla biraz doğrudan alakalı bir konu diye düşünüyorum. Ama önce isterseniz biz sizi bir tanıyalım hocam kısaca. Efendim sizi tanıyanlar vardır zaten, ama ben de sizi bir kısaca bir tanımak istiyoruz. Tabii. Yani zaten konumuz da eğitim. Evet. Efendim ben Profesör Doktor Nuri Yavuz. Yaklaşık 40 yıllık bu mesleğin içerisinde ve akademisyen olarak hayatımı sürdürüyorum. Tabii akademik olarak gelebileceğimiz en son noktaya gelmiş bulunuyoruz. Son noktadaki kastım kariyer bakımından. Evet. Yoksa ilim üretme ve ilim çalışması anlamında tamamlanmış. Son nefese kadar. Evet, yani inşallah. Eyvallah. Allah hepimize sağlık sıhhat verirse. Allah uzun ömür versin. Tabii hocam. Son nefesimize kadar bu eğitim mücadelemizi, çalışmamızı sürdüreceğiz. Efendim ben Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Şerif Fakültesi mezunu olarak eğitim öğretim hayatıma başladım. Yüksek lisans ve doktoramı Ankara'da tamamladım. Ve neticede Gazi Üniversitesi'nde akademisyen olarak başladım. 36 senedir de Gazi Üniversitesi'nde Eğitim Fakültesi Tarih Bölümünde akademik hayatımı sürdürüyorum. Gaziantep Üniversitesi'ne gireli yaklaşık 10 ay oldu. Rektörümüzün bizden bir isteği oldu, bir arzusu oldu. Eğitim Fakültesi'nde görev teklif etti ve biz de 3 Mart 2014'te Gaziantep Üniversitesi Eğitim Fakültesi'ne dekan olarak atandık. Ve halen de bu görevi şu anda yürütmekteyim. O zaman rektörümüzün isteğini de sormamda bir mahsur yok herhalde. Hayır, estağfurullah. Rektörümüzün neydi sizden isteği? Efendim, 36 yıldan sonra sizi Antep'e getiren sebep neydi hocam? Tabii bir defa her şeyden önce rektörümüzün ideali var. Yani ideali iyi bir eğitim fakültesi. Hı hı. Yani buradan yetişecek öğretmenlerin kalitesi, niteliği ve niceliği bakımından daha üst sıralarda yer alması, Antep Üniversitesi'ni daha ön plana çıkarmak, en azından Gaziantep Üniversitesi Eğitim Fakültesi olarak belki de şunu söylemek gerekir. Benden önce çok kıymetli dekan arkadaşlarım da vardı. Onlar yaş haddinden emekli olduktan sonra ben Gaziantep Üniversitesi Eğitim Fakültesi'ne dekan olarak Sayın Rektörümüz tarafından getirildim ya teklif edildim, YÖK'te onayladı. Şimdi efendim her şeyden önce tabii tecrübe var. Yani biz 40 yıla yakın bir akademik hayatımız var. Onları burada
en azından icraya dökmek. Yani Gaziantep Eğitim Fakültesi'nde bu tecrübeyi bir nevi çalışma suretiyle yansıtmak, onu ileri bir noktaya getirmek. Hı hı. Ki hakikaten şu anda da gayet güzel gidiyor, iyi gidiyor. Ben eğitim fakültesindeki arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ve çok genç, dinamik bir kadroyla çalışıyorum. Yaş ortalamamız 37 hocam. İnanmıyorum. Evet. Yani Gaziantep Eğitim Fakültesi'ndeki yaş akademik hayatı sürdüren arkadaşların yaş ortalaması 37. En yaşlıları da benim işlerimde. O zaman en gençleri sizsiniz hocam. Yok estağfurullah. En yaşlıları benim. Onun için o arkadaşları tebrik ediyorum. Hakikaten çok enerjikler, çok dinamikler. Benim enerjim de oradan geliyor. Eyvallah. Yani gençlerin içerisinde bulunmam tabii beni genç kılıyor. Onu da kabul hocam, etmek gerekir. Hocam eğitim gibi mayınlı bir arazi. Evet. Özellikle bizim ülkemiz için değerlendirildiği zaman, düşündüğümüz zaman eğitimin bizim ülkemiz açısından hani batıyla karşılaştırdığımız zaman batıda eğitim denilince akla ya da gelişmiş ülkelerde çözüm kavramıyla beraber anılıyor. Tabii. Ama bizim ülkemizde eğitim denilince akla bir tek kelime geliyor. Problem. Problem. Hep problem, hep problem, hep problem. Nedir hocam bu algı? Bu nereden kaynaklanıyor? Bu temelli bir şey mi? Yoksa giderilebilecek bir şey mi? Efendim bu her şeyden önce bir algı meselesidir. Evet. Yani eğitim elbette çok güzel. Yani biraz sonra konuyu daha derinlemesine ele alacak olursak, daha doğrusu alacağız. Eğitilmiş toplumların kalitesi yüksek olur. Evet. Kalkınmışlığı yüksek olur. Sosyal hayatı yüksek olur. Bir nevi kalkınmanın temel şartı iyi bir eğitimden geçer. Evet. Zaten gelişmiş ülkelere baktığımızda bunu çok güzel bir şekilde görüyoruz. Mesela Japonya'ya baktığımızda, Norveç, İsveç, Finlandiya'ya, Hollanda, Belçika, Fransa, Almanya'ya baktığımızda bunu çok güzel görüyoruz. Bu eğitime verilen önemin, eğitimdeki ciddiyetin, eğitimdeki disiplinin bir sonucudur. Evet. Yani Batı tarzı bir eğitim ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak veya Türk vatandaşı olarak eğitimden algıladığımız nasıl algılıyoruz? Bir defa ona bakmak gerekir. Algı son derece önemlidir. Algıda hep problem hocam. Hep sorun problem görülüyor. Bu biraz da hep bana sıkıntı görülüyor. Dediğiniz doğru ama şöyle bir şey söylemek istiyorum. Aslında sıkıntı falan değil. Her şeyin bir problemi vardır. Yani hiçbir şey düz değildir. Ama çalışmayla, disiplinle... Hepsinin çözümü vardır. Çözümü vardır. Evet. Yani ben asla çözümsüzlük diye bir şeyi kabul etmiyorum. Çözümü vardır. Ama tabii gerek bir takım dış etkenler, gerek iç etkenler. Yani bunda algılamanın sizin de ifade ettiğiniz gibi çok önemli rol oynadığını düşünüyorum. Doğru mu hocam bu algı? Yani bu algı genelde vardır. Evet. Hayır, onu katılıyorum. Algı vardır. Ama bu algıyı gerek basın yoluyla olsun, gerekse bir takım iç ve dış mihrakların, aleyhimizde olan mihrakların, bir takım kamuoyunu sürekli bir karamsar yapmak, yani toplumda bir kaos yaratma gibi bir düşünceden yola çıkarak, İnsanlara hep kötüyü göstermek, evet, hep yanlışı göstermek, hep eksiği gösterme neticesinde tabii kamuoyu da neticede etkilenecek. Yani o etkilenmemesi kaçınılmazdır. Ama önemli olan şudur. Ben eğitimde bir şeye çok önem veririm. Evet. Yenilgi beyinde başlar. Bakın. Yenilgi beyinde başlar. Eğer beyinde siz yenilgiyi kabul etmişseniz bu işte sizin sözünü ettiğiniz gibi bir çıkmaz sokak. Algı yönetimi de bunlardan efendim, birisidir değil mi? Algılamanın hocam da kasıtlı olarak bu şekilde bize empoze edilmesindeki sebep budur. Evet. Ama bunu kim yapıyor hocam? Gene bizim içimizden mi yapılıyor yoksa dış? İçeride de var, evet, dışarıda da var. Maksatlı var, maksatsız var. Veya bilerek var, bilmeyerek var. Yani bunu kabul etmek ama gerekiyor. Ama sanırım çok uzun yıllardır değil mi bu tabii, algı yönetimi biraz denilen sonra tarihine hadise? De evet, gireriz. Zaten konuşmamın başında da şöyle bir ifade kullandım. Toplumun gelişmişliği ve kalkınmışlığı dedim eğitimden geçer. Tabii Türkiye Cumhuriyeti devlet olarak geçmişte 16 tane imparatorluk kurmuşuz. 130 küsür devlet kurmuşuz. Ve en son bağımsız, özgür, kendi iradesini kullanan bir Türkiye Cumhuriyeti devleti var. Evet. Şimdi bu devletin tabii ki rakiplerimiz var, muhaliflerimiz var, düşmanlarımız var. Hı hı. Bizi seven kadar sevmeyenimiz de var. Eyvallah. Tabii sevenler bizi övecektir. Efendim bizim başarılı olmamızı isteyecektir. Ama sevmeyenler de biraz önce sizin dediğiniz gibi bu toplumda bir karamsarlık... Manipülasyon yapacak. Manipülasyon yapacak, evet, bir karamsarlık duygusu, bir kaos yaratacaktır. Ama benim için çok fazla ciddi şeyler değil bu. Bu toplum bunun üstesinden gelir. Ama neyimize engel olabilir? İstediğimiz şekilde kalkınmamıza engel olabilir. Yani istediğimiz seviyeye gelmemiş olabiliriz. Şimdi elbette ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti içinde bulunduğu, yani yaşadığı coğrafya,
bölge, jeopolitik ve jeostratejik açıdan dünyanın kilit noktasındaki bir bölgede yaşıyoruz. Allah bütün güzellikleri vermiş. Bir tarafta karda kayak yapıyorsunuz, bir tarafta denize giriyorsunuz. Yani dört mevsimi bir anda yaşıyorsunuz. 77 milyon insan, yaş ortalaması 36, dinamik bir ülke. Sizi kendi halinize mi bırakacaklar zaten? Yani sizi yani efendim siz bu ülkede yani bu kadar nimet var, bu kadar güzellik var. Üstelik Orta Doğu'ya hakimsiniz, evet. Akdeniz'e hakimsiniz, Balkanlara hakimsiniz, Kafkasya'ya hakimsiniz, Karadeniz'in kuzeyinde. Dünyanın enerji sektörü üzerindesiniz. Efendim, işte biraz önce de arz ettim. Dünyanın merkezinde bulunuyorsunuz. Evet. Sizi yalnız bırakmazlar. Eyvallah. Yani bu yalnız bırakmamadaki kastım özellikle art niyetli. Bir de geçmişte ciddi başarılar elde etmiş bir toplumsunuz. Yani 16 tane imparatorluk dünya tarihine baktığınızda acaba hangi millet 16 tane imparatorluk bulmuştur? Bir tek biziz hocam. Cumhurbaşkanımızın forsuna bakarsanız 16 yıldız var. İşte 16 tane imparatorluk. Şimdi zaman zaman şunu söylüyorlar. Efendim 16 devlet diyorlar. Efendim 16 devlet değil. Tek devlet. Hayır. İmparatorluk. Tek imparatorluk. Hayır. 16 imparatorluk. O 16 yıldız 16 imparatorluktur. Hani devletle imparatorluk sözcüğünü ayırdınız hocam. Efendim farklı. Evet. Devlet daha küçük. İmparatorluk beynelmiler, uluslararasıdır. Devlet daha çok millidir, üniterdir. Siz imparatorluktaki kastım şudur. Dünyaya hükmedebilecek bir güce erişmiş devleti kastediyoruz. O zaman 16 devlet kurduk değil. 16 imparatorluk kurduk ve evet. Dünyaya hükmeden eyvallah. Bir devlet yönetimidir. Bakın konu gelmişken şunu arz etmek istiyorum. Özellikle sayın seyircilerimize. Dünyada gelmiş geçmiş, dünya kültür ve medeniyetine damga vurmuş 3 büyük imparatorluk vardır. Bunlardan bir tanesi Roma İmparatorluğu, bir tanesi İngiltere Krallığı, bir diğeri Osmanlı Devlet-i Ali dediğimiz Büyük Osmanlı Devleti'dir. Ve bu üç büyüğün içerisinde tek aile tarafından yönetilmiş, tek aile. Yani Osman Bey'in soyundan gelmiş ve 3 Mart 1924'e veya 1 Kasım 1922'ye kadar 624 sene tek soydan gelen, tek aileden gelen padişahın yönettiği dünyada en büyük devlet Osmanlı Devleti'dir. Evet. Bunun sebebi nedir biliyor musun? Konuşmamızın başında hocam, da söyledim. Hocam sözünüzü balla kesin. Özür dileyerek bir son cümlemi söylemek istiyorum. Eğitim. Eyvallah. O eğitim, eğitim, eğitim. Bugün sizi bol bol hocam bu eğitimi konuşturacağız. Tabii. Yalnız önce seyircilerimizin, sevgili seyirciler bize nasıl ulaşacaklar? Programımızın Facebook sayfasından mesajlarıyla bize ulaşabilirler. Ayrıca altta geçiyor Twitter adresimizden de bize sorularıyla ulaşabilirler. Hocamıza soracakları sorular varsa bize kendilerine ileteceğiz. Hocam eğitim, eğitim, eğitim dediniz. Evet. Napolyon'un parasını hatırlattı efendim, bana. Hocam bu eğitim, eğitim, eğitim dediniz. Buyurun oradan bir başlayın bakalım. Ama önce ben müsaade ederseniz bir şey söylemek istiyorum. Güzel bir anekdot, çok beğendiğim bir anekdot. Bir beldeyi düşman askerleri işgal ederler. Kendilerini de belli bir zaman tanırlar. Derler ki işte oturun karar verin ne yapacağınıza. Otururlar karar vermek için. Herkes fikrini söyler. Bir tanesi de der ki işte savaşmayalım, mandalarına girelim. Ondan sonra belki soyumuzu devam ettiririz. Öbürü der ki sonuna kadar çarpışalım, savaşalım. Ne olursa olsun son damlamıza kadar, son ferdimize kadar. Herkes işte her kafadan bir ses çıkar. Orada bir tane pir-i fani vardır. O pek sesini çıkartmaz. Dönerler ona. Herkes fikrini beyan etti. Siz niye fikrinizi beyan etmiyorsunuz derler. Senin görüşün nedir diye sorduklarında okul yapın der. Okul yapın. Şaşırırlar. Sen deli misin? Düşman kapımıza kadar gelmiş. Bizden ya savaş ya barış ya da işte manda kabul edin diyor. Siz de okul yapın mı diyorsunuz dediklerinde benim çok sevdiğim bir cevap veriyor hocam. Diyor ki evet okul yapın. Belki bu savaşı kaybedersiniz ama bundan sonraki bütün savaşları kazanırsınız diyor hocam. Buyurun. Peki bu söz kimin biliyor musunuz? Kimin hocam? Göte'nin. Öyle mi? Evet. Bu savaşı kaybedersiniz. Evet, evet. Almanya'nın meşhur filozofu, meşhur ilim adamı Göte'nin bu sözü. Eyvallah. Ve bunu neye karşı söylemiştir? Napolyon'un Almanya'yı işgal etmesine karşı söylemiştir. İşte eğitim bu kadar önemlidir. Şimdi. O zaman doğru yerden başladık. Evet yani tam doğru yerden başladık. Bu kadar yani hayır hem katkıda hem de sayın seyircilerimize biraz daha açıklık getirme hocam, anlamında. Hocam çok teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Yani şunu söylemek gerekir. Bakın eğitilmiş insanlara bakın. Hayat düzenleri güzeldir. Mükemmeldir. Ekonomik durumları mükemmeldir. Sosyal hayatları, ekonomik hayatları, siyasi hayatları da mükemmeldir. Kesinlikle. Bu üç şey çok önemlidir. Eğitilmiş toplumda da,
ekonomi, siyaset ve sosyal hayat önemlidir. Şimdi bilirsiniz yani bizim genel anlamda Orta Asya'dan başlayarak günümüze kadar geldiğimiz ve biraz önce de arz ettiğimiz gibi 16 tane büyük imparatorluk kurmuş. Hiç düşündük mü acaba bu imparatorluklar nasıl kurulmuş? Yani durup dururken kara düzenle mi kurulmuş? Veyahut da efendim aniden aklına mümkün, gelmiş öyle, de mi kurmuş? Yani mümkün değil. İşte bunun temelinde eğitim var. Hocam eğitimin, aç şu eğitimi. Yani şu eğitimi açacağız. Açın açacağız hocam. Ama şimdi bakın eğitimin bir defa insana önem veriyorsunuz. İnsan yetiştiriyorsunuz. Dünyada, yatırım da o zaten. Efendim zaten dünyada en mükemmel yatırım insandır. Hı-hı. İnanın insana hizmet etmeyen hiçbir şeyin anlamı yoktur. Allah-u Teala insanı yaratırken bile insanın varlığı için, beşer için kainatı yaratmıştır. Evet. Kainatta her şey de insanın emrindedir. O zaman insanı eğitim, insanı eğitmeniz gerekir. Eğitilmiş insan nedir? Eğitilmiş insan bir defa sorumluluğunu bilen insandır. Eğitilmiş insan haddini bilen insandır. Eğitilmiş insan görevini bilen insandır. Eğitilmiş insan ülkesini, vatanını, milletini seven insandır. Yani eğitim dediğiniz zaman bana göre bir sınırı yoktur. Eğitim çok mükemmel ve çok güzel bir şeydir. Biraz önce arz ettim. Bakın Goethe'den de söz ettik biraz önce. İkinci Dünya Savaşı'nı düşünelim. Biraz sayın seyircilerimize de hem bir hatırlatma bakımından. Efendim Almanya 1919'da Versay Antlaşması'yla 449 maddelik bir yenilgi antlaşması imzaladı. Dünya tarihinde gelmiş geçmiş en çok maddesi olan antlaşma Versay Antlaşması'dır. 449 maddeyi galip devletler Almanya'ya imza ettirdiler. Evet. Yani ne demektir? Alman devletini ve milletini ortadan kaldırmak için bu kadar çok maddeyi antlaşmaya koydurdular. Say say bitmez hocam. Bitmez. Evet. Dünyada ikinci en çok maddesi olan antlaşma Sevr projesidir. O da bize? O da bize 433 maddesi var. Ama bir şey söylemek istiyorum. Biz Sevr'in altından, Sevr'in altından Mustafa Kemal'in başkanlığında milli mücadeleyle kalktık. Milli mücadeleyle Sevr'i ortadan kaldırdık Lozan Antlaşması'yla. Almanya ne yaptı biliyor musunuz? Evet hocam. Almanya 1945'te Hitler'den sonra yenildi. Taş üstünde taş kalmadı. Bütün Almanya harap oldu. Peki bugün Almanya'nın gelişmişliğine baktığımızda ne görüyoruz? Ekonomik bakımdan kuvvetli bir Almanya görmüyor muyuz? Kesinlikle. Birlik ve beraberlik bakımdan kuvvetli bir Almanya görmüyor muyuz? Çok hem de. Şu anda Avrupa'nın merkezi durumunda bir Almanya değil mi? %100 öyle peki, zaten. Peki. Üç ülkeden biri. Bana göre birincisi. Kesinlikle niye? Birinci evet. Efendim niye biliyor musun? İşte eğitim budur. Eğitim Almanya'yı ayakta tutmuştur. Eğitilmiş bir toplumdan korkmayacaksınız. Eğitilmiş toplumun maddi sıkıntısı olabilir. Kısa sürede onu halleder. İşte biraz önce verdiğim örnek Almanya ve Japonya'dır. Ya İkinci Dünya Savaşı'ndan perişan olmuşlar. Japonya uzak doğuda iki tane atom bombası yemiş. 200 bin insan ölmüş. Hala şu anda o atom bombasının düştüğü yerde ot bitmiyor. Bırakın canlının yaşamasını. E peki bunun sebebi nedir? İşte eğitimdir. Eğitilmiş toplumlar kalkınmayı çabuk sağlar. Toplumun kalitesi yüksektir. Ve bir de şu vardır. Eğitilmiş toplumların oluşturduğu ve kurdukları devlet gelişmeye müsait ve gelişmiş devletlerdir. Hocam tam burada sözünüzü kesiyorum ve hemen sorumu soruyorum. Sorum şu. Bu örneği biz de çok veriyoruz. Özellikle Almanya ve Japonya örneğini evet. çok veriyoruz. Ben de tabii. çok verdiğim örnek ve toplumda da çok duyuyoruz. Almanya ve Japonya neyi doğru yaptı? Biz İkinci Dünya Savaşı'na girmeyen bir ülke olarak biz neyi eksik yaptık da biz bir Almanya, Japonya gibi hatta bırakın Fransa kadar bile olamadık. Olamadık. Neden? Sebep? Efendim şimdi istersen konuya şuradan başlayalım. Evet. Biz Batı'ya öğrencilerimizi çünkü Batı sanayi devrimi sonrasında hakikaten Osmanlı Devleti'ne karşı bir üstünlük sağlamaya başladı. Yani sanayi devrimi Avrupa'da öyle bir çığır açtı ki biz tarihçiler olarak şöyle bir deyim kullanırız. Skolastik Avrupa düşüncesi bitti. Yani karanlık Avrupa dönemi bitti. Aydınlık Avrupa dönemi başladı. Şimdi biz bundan sonra Batı'ya öğrenci göndermeye başladık. Mesela 3. Selim döneminden başlayarak ve daha 2. Mahmut 3. Selim, 2. Mahmut döneminde daha da evet. geliştirerek ve günümüzde de gönderiyoruz biliyorsunuz. Bizim Batı'ya gönderdiğimiz eğitim konusundaki öğrenciler maalesef hedefine uygun,
amacına uygun bir eğitim alarak ülkesine dönüp bunun gereğini yapamadılar. Siz sorduğunuz için bunu söylüyorum. Almanya, Japonya'da bu ters mi oldu? Geleceğim efendim. Evet. Şimdi biz özellikle bugün ilk defa öğrencilerimizi Fransa'ya gönderdik. Üçüncü senin Fransa hayranıydı. Ama Napolyon'un 1798'de İskenderiye'yi Mısır işgal etmesi üzerine bu hayranlığı hayal kırıklığına uğradı. Yani medeni olarak öldüğü Fransa'nın emperyalist olduğunu anladı ve onlardan nefret etmeye başladı. Üçüncü Selim. Ve biz işte öğrenciler bu dönemde göndermeye başladık ama bir giden öğrencilerimiz iyi bir elektrik mühendisi, iyi bir inşaat mühendisi, evet, iyi bir gemi mühendisi olarak ülkemize dönmedi. Harika. Ve İstanbul'a döndüklerinde sokak Fransızcasıyla, Fransa'nın sokak kültürüyle İstanbul'a döndüler. Göndermemizdeki amaç neydi? Batıdaki sanayi devriminin toplumlara sunmuş olduğu hizmeti İstanbul'a getirmek, İstanbul'da onun devamını sağlamak ve Osmanlı Devleti'nin içinde bulunduğu durumdan kurtarmak içindi. Ancak Japonya'ya baktığımızda, Japonya da bizimle aynı dönemde Batı'ya öğrenci gönderdi. Batı'ya giden Japon öğrenciler harika bir şey yaptılar. Kendi adlarına. Mükemmel bir mimar oldu, mükemmel bir mühendis oldu. İnşaat mühendisi oldu, gemi mühendisi oldu, elektrik mühendisi oldu. Ve ülkelerine döndüler. Buradan almış oldukları teknolojiyle kendi toplumlarına hizmet etmek amacıyla Japonya'da bugün teknolojinin gelişmesinin temelleri buraya dayanır. Bundan bakın, başka madde var mı hocam? Efendim biz genelde bunu değerlendiriyoruz. Ona da geleceğim. Şimdi Almanya'dan biraz önce söyledik. Eğitim dedik. İşte sözünü ettiğimiz biraz önceki sözden de anlaşılacağı gibi. Göten'e söyle okul yapın dedik. Şimdi bakın okul yapmak çok önemli değil. Okuldaki eğitim müfredatı çok önemlidir. Ve müfredatın da o müfredatta okuyan öğrencilerin gerçek hayatta işine yarayacak bilgiyle donanması çok önemlidir. Gerçek hayatta yüz yüze geldiği zaman o bilgiyle donanmış, o bilgiyi kullanması çok yani önemlidir. Teorik pratik meselesi. Efendim aynen öyle. Evet. Şimdi teorikte siz çok mükemmel bir şeyler öğretebilirsiniz. Ama uygulamada zayıf kaldığınız zaman işte eğitimin sonucunu, istediğiniz sonucu elde edemezsiniz. Almanya bunu başarmıştır. Ve bakın bir de bizim bir hastalığımız daha var. Veyahut da bir yanlışımız daha var. Bizde çok sık eğitim programı değişiyor. Çok sık. Zaten benim sorularımdan bir tanesi de buydu hocam. Çok affedersin. İstikrar yok bizde. Ben eğitim tarihçisi olarak şunu görüyorum. Ortalama baktığımda 15 yılda bizde müfredat programları değişiyor. Şimdi müfredat programının değişmesi ne demektir biliyor musunuz? Bir önceki nesille bir sonraki nesil arasında az da olsa bir kopukluğun meydana gelmesi demektir. Müfredat değişikliği insanların almış olduğu eğitimi kendisinden sonra gelecek nesiller vasıtasıyla da devam ettiremediği için bir yerde başarısızlık da bu şekilde ortaya çıkmış oluyor. Ben bunu çok güzel bir örnekle her zaman açıklarım. Bir meyve ağacı dikiyorsunuz. İdealiniz vardır. Meyve yiyeceksiniz, üreteceksiniz ve topluma da satıp işte ekonomik olarak kendinize bir gelir elde etmek istiyorsunuz. Meyve ağacını dikiyorsunuz, tam mahsule biniyor, dallardan biri kuruyor. Ağacı kökünden kesiyorsunuz. Yeni ağacı dikiyorsunuz, yine tam böyle verimli çağına gelmeden dallardan biri kuruyor, ağacı kökünden kesiyorsunuz. Siz o meyve ağacından yeteri kadar verim alamazsınız. İstediğinizi elde edemezsiniz. Müfredatlar da böyledir. Müfredatlarda süreklilik esastır, disiplin esastır, uygulama esastır. Biz şimdi teorik iyi olabilir, uygulamada yanlışınız varsa, sonuç alamıyorsanız o eğitim programı topluma pek fayda getirmez. Şey soracağım hocam, şimdi bu verdiğiniz misal çok önemliydi bence. Özellikle eğitim müfredatı açısından. Evet. Şimdi bu eğitim müfredatında her 10 yılda kimilerine göre 15 yılda tabii, bir 10, 12, sürekli, 15. Sanki tabii, hani tabii, darbe eksenli gibi sürekli eğitime de bir darbenin yapıldığı söz konusu. Acaba bu eğitim programlarındaki çok sık değişiklikler eğitimin gerçekten sorununu çözmek maksadıyla mı yapılıyor? Yoksa çok mu ne diyeyim siyasete çok mu kurban gidiyor? Yoksa hakikaten çok başka sebepler mi oluyor? Ne oluyor? Ben bunu anlayabilmiş değilim. Açıkçası sizin verdiğiniz misal hakikaten önemli bir misal diye düşünüyorum. Yani bir en çok istikrar olması gereken iki unsurdan birisi bir ekonomi, diğeri de eğitim olmalı herhalde. Efendim bana göre eğitim daha önemli. Evet. Eğitim olmazsa siz zaten baştan eğitimi ekonomiyle ilişkilendirdiniz. Yani, eğitim olmazsa ekonomi olmaz. Bu neden kaynaklanıyor yani hocam? Yani bunun kaynaklanmasının bana göre sebebi şudur. Yani eğitim politikası bana göre devlet politikası olmalıdır. Evet. Siyaset karışmamalıdır.
hükümetler karışmamalıdır. Yani bizim bir eğitim politikamız mı yok? Çok affedersiniz. Hocam? Siyaset üstü bir eğitim politikasının olması evet. gerekir. Ve tekrar edelim. Eğitimde müfredatın sürekliliği de bu açıdan önemlidir. Bu açıdan son derece önemlidir. Yani Osmanlı döneminden özellikle Tanzimat'tan sonraya baktığımızda maalesef ülkemizde müfredatların veya sistemin çok sık değiştiğini görüyoruz. Peki bu müfredatlar hocam yani batıya, pardon çağdaşlaşmaya entegre olamadığı için mi değiştiriliyor? Yoksa şimdi sürekli tabii, müfredat tabii, yapıyoruz. Tabii, müfredat yani nedir müfredat niye değişir? Yani, hani uyum sağlayamamıştır bir şeye ya da yeni bilgiler ortaya çıkmıştır. Yeni bir takım akımlar, gelişimler falan vardır. Müfredat öyle değişir. Müfredat niye değişir hocam? Ama Sayın hocam şimdi bir daha şu var. Sizin müfredatı temelinde değiştirmenize gerek yok. Evet. Aksiyen yönleri değiştirirsiniz. Yeni bilgileri ilave edersiniz. Modası temeli geçmiş, olur. Temel evet. olur. Bir temeliniz devam eder. Modası geçmiş, işe yaramayan bilgileri çıkarırsınız. Yenisini entegre edersiniz. Evet. Ama yolunuza devam edersiniz. Yolunuza devam edersiniz. Bizi tamamen ağaç kökten kesiliyor diyorsunuz. Biraz önce söylediğim evet. gibi. Yani tam meyveden, o ağacın meyvesinden istifade edeceğiniz zaman ağacı kesip yeni ağaç dikiyorsunuz. Tabii o da belirli bir süre alıyor. Daha doğrusu zaman kayboluyor. Maalesef bizim eğitimdeki, tabii şunu da kabul etmek gerekir. Çok güzel sorular geliyor hocam bu arada. Gelsin sorabilirsiniz. Evet. Sayın seyircilerimize de teşekkür ediyoruz. Yani şunu kabul etmek gerekir. Şimdi eğitimi bir sisteme oturtamazsanız istikrarı yakalayamazsınız. Evet. İstikrarın olmadığı yerde başarı olmaz. Başarının olmadığı yerde de mutluluk olmaz. Başbakan danışmanlarından Sayın Muhammed Taha Gergerlioğlu da gelmişti. Sistemle başlamış, sistemle bitirmişti. Hocam bu sistem hep karşımıza çıkıyor. Şimdi bir eğitim sistemi, eğitim politikası işte olması gerekir. Bunu herkes söylüyor. Siz başladınız eğitim. Evet. Olması gerek. Tabii. Niye olmuyor? Neden olmuyor? Yani. Biz bunu beceremiyor muyuz? Yani futbol gibi hocam, futbolu beceremiyoruz. Bunu da beceremiyoruz. Öbürlerini de beceremiyoruz. Hakikaten siz aynı zamanda tarihçisiniz. Aynı zamanda değil, tarihçisiniz. Yani tarihçi. Şimdi Osmanlı İmparatorluğu gibi çok köklü bir medeniyet, siz dediniz ya 16 tane imparatorluk. Evet. Oradaki eğitim bir anlatılsa, söylenirse, ne kadar mükemmel işler yaptığımızı dünyada... İsterseniz 2-3 cümleyle oradan lütfen bir atıf yaparak... Lütfen tabii. Hocam. Lütfen, şimdi demek? Osmanlı'da gördüğümüz eğitim sistemine baktığımız iki türlü örgün eğitim ve yaygın eğitim vardır. Yani seyircilerimizi aydınlatma bakımından evet. söylüyorum. Mesela bir Enderun Mektebi'ne lan. Enderun Mektebi'ne. Şimdi Enderun Mektebi nedir? Devlete yönetici yetiştirir. Tek amacı bütün müfredatı, bütün faaliyeti devlete yönetici yetiştirmektir. Ne zaman kurulmuştur? 2. Murat zamanında kuruldu. 1909 yılına kadar devam etti. Şimdi bakın, bir Enderun Mektebi'ne alınan öğrenci çok özet olarak nasıl seçiliyordu, nasıl alınıyordu? Bir defa Enderun Mektebi'ne girecek devşirmelerden alınıyordu. Yani gayrimüslim, özellikle de Hristiyan çocuklarından, onların maddelerine girmek istemiyorum. Bir defa 8 ile 12 yaş arasında fiziki yapısı düzgün, konuşması düzgün, yüzünde herhangi bir yara bere izi olmayan, daha doğrusu tabiri caizse mükemmel bir fiziğe sahip bu çocuklar alındıktan sonra bir Türk ve Müslüman ailesinin yanına veriliyordu. Ve burada 18-20 yaşına kadar eğitildikten sonra, ki iki hedefi vardı. Birincisi İslam'ı kabul etmesi, Kur'an-ı Kerim öğrenmesi, ikincisi Türkçe'yi mükemmel konuşmasıydı. Bunun neticesinde belirli noktalarda ailelerden Anadolu'da dağıtılan bu çocuklar toplanır ve bir sınava tabi tutulurdu. Sınavını kazanan çocuklar Enderun Mektebi'ne alınır. Kazanamayanlar, bizim deyimizde aceme olanlar ocağı vardır Yeniçerilerde. Oraya asker olarak kaydedilir. Bakın, sınavı kazanamayan. Enderun Mektebi'nde bir şeyin okuma süresi yoktur. Niye yoktu biliyor musunuz? Hocası onu yetiştiğine kanaat getirinceye kadar eğitirdi. Çok önemli bir şey. Süre yoktur diyorum. Ondan sonra bir sınava daha tabi tutulur. Yani mezun olduktan sonra. Kazanırsa sarayda kalır. Kazanmazsa taşraya gönderilir. Belirli bir süre sarayda tekrar kalır, bir sınava daha tabi tutulur. Dördüncü sınavın sonunda başarılı olursa sarayın içerisinde özel ve önemli bir göreve getirilir. Şimdi görüyor musunuz elemeyi? Görüyor musunuz ciddiyeti? Nasıl yetiştiğine tipik bir örnektir. Katiyen evet. taviz yok. Enderun Mektebi ile ilgili İsrail'de, sadece İsrail'de 1000 tane, benim bildiğim en son okuduğumda 1000 tane
tez artık araştırma mı tez mi? Ne yapmışsınız doktora hocam? Tezi, yüksek lisans yani tezi araştırmadır. Sadece İsrail'de bakar tabii mısınız? Amerika'da tabii 3000 civarında duymuştum. Tam bilmiyorum. Bahsettiğiniz ne kadar önemli bir eğitim sistemi ve eğitim kurumu hocam. Ama ne kadar ciddi bir kurum, evet, ne kadar disiplinli bir kurum. Bakın onun müfredatında neyi görürüz biliyor musunuz? 24 saat nasıl doldurulur? Yani bir öğrencinin 24 saati nasıl geçirir? Nasıl yaşar? A'dan Z'ye orada vardır. Şimdi 40 dakika nasıl biter diye uğraşıyoruz hocam. Efendim tabii işte 40 dakika sonunda da mezun olanların işte yani ne diyelim toplumda hocam görüyorum. Yavaş yavaş sorular da şimdi, sorayım size. Bir hırsız daha söyledikten hayır, sonra lütfen, hayır. Buyurun, buyurun. Çünkü buna bu eğitime girdik. Şimdi Osmanlı'nın başarısının temelindeki eğitim birincisi Enderun Mektebi'dir. Evet. Bakın bunun dışında Osmanlı'da eğitimde Selçuklu'dan, Büyük Selçuklu'dan gelme Osmanlı'da Lonca'nın ahilik teşkilatı vardır. Çok önemli. Yaygın eğitim, evet, sistemi. Ahilik mükemmel bir sistem. 16. yüzyıl mıydı hocam? Uygulanmaya başlandığı tarih? Hayır. Başlangıcı onun 11. yüzyıl, 12. yüzyıldan Anadolu'da başlar. Ki bu Ahi Evren vardır Kırşehir'de. Şu anda, evet, da merkezi oradadır. Esnaf teşkilatı. Bugünkü manada kooperatifçiliktir. Ve bakın bugün hayatımızda işte toplumda yaygın, hı-hı, eğitimin en mükemmel uygulandığı sistem diyebiliriz. Çok güzel. Evet. En mükemmel sistem ahiliktir. Kesinlikle. Bakın onun bir onun esnaf, çok affedersiniz, bir esnaf hocam diyelim ki hile yaptı. Hı-hı. Ayakkabının altına dikişi eksik attı. İpliği ince kullandı. Ne yaparlar hocam? Düğmeyi kötü kullandı. Bir ceza verirler. İkinci ceza verir. Üçüncü cezada ne olur biliyor musunuz? Dama atarlar hocam. O esnafın pabucunu dama atarlar. Yani bu artık esnaflık hayatı bitmiştir. Harika. Bizdeki pabucu dama atma deyimi de buradan gelir. Aynen. Bir örnek daha vereceğim. Bu ahilin toplum içerisindeki yaygın eğitimine. Diyelim ki bir tüccar iflas etti. Olur. Yani, hı-hı, şu veya bu şekilde. O top attırır. Şehrin kalesine top attırır. Top attırır. Top attırır. Ramazan topu gibi. İflas ettiği zaman. Evet efendim. Allah Allah. Tabii. Atıyorum falan şahıs bugün kalede top attırdı dediğiniz zaman İflas herkes ettim. Şunu bilir ki onun ticari hayatı sona ermiştir. Alışverişlerinizde dikkatli olun. Yani yapacaksanız da ona göre yapın. İşte bizde falan top attı deyimi de buradan gelir. Peki topu kim attırır? Kendi mi attırır? Kendi, başkası... İşte efendim esnaf teşkilatı attırıyor. Ha, esnaf teşkilatı. Tabii yani onların bağlı olduğu bir... O zamanki emrah, ahilik teşkilatı. Ahilik teşkilatından, evet, zaten menşe yani olarak kök oradan geliyor. İşte bakın eğitimdeki toplum nasıl eğitiliyor? Toplumda uygulama nasıl budur? Bakın bir husus daha var. Lütfen buyurun. Ahilikte siz bir dükkan açacaksınız. Atıyorum bir bakırcı dükkanı açacaksınız. Siz istediğiniz yere bakırcı dükkanı açamazsınız. Ahilik teşkilatı bir yerde bir dükkan varsa ikinciyi açtırmaz. Çünkü iki kişi olduğu zaman zarar eder, tek kişi olduğu zaman ekmek parası kazanır hocam şimdi diye. Bir tanesi kar ediyor, hemen yanında bir tane daha açılıyor. Ona geleceğim. Bir tane daha efendim, açılıyor. Diyor ki siz falan mahalleye açabilirsiniz diyor. Çünkü orada diyor bakırcı esnafı yoktur. Siz de rızkınızı, ekmeğinizi oradan temin edebilirsiniz. Şimdi? Ya şimdi mukayese etmeye gerek yok. Biri bir para kazandığı zaman hemen yanına beş tane açılır, beşi iflas eder. Şimdi işte bakın, yaygın eğitime tipik örnek. Biraz önce söylediğim gibi ahilik son derece önemlidir. Yani ahilikle ilgili yani bir Selçuklu'yu, bir Osmanlı'yı ki Osmanlı'da bu ahilik teşkilatı loncalık olmuştur biliyorsunuz. Hı hı. Lonca teşkilatına. Bu İtalya'daki loncadan gelir bu tabirde. Evet. Cenevizli, Venedikli tüccarlarla Türk Müslüman tüccarların İstanbul'da alışveriş yaparken otellerde, özel odalarda görüştükleri için, hı hı, bu lojada görüşme anlamında lonca teşkilatı da buradan doğmuştur. Yani bizim Selçuklu ve Beylikler dönemindeki ahilik teşkilatı Osmanlılar'da lonca teşkilatına dönmüştür. Bu da esnafın eğitimidir, halkın eğitimidir, yaygın eğitimdir. Şimdi bunun dışında camiler bir eğitim merkeziydi. Tekkeler eğitim merkezi, zaviyeler eğitim merkezi, kütüphaneler eğitim merkezi, dergahlar eğitim merkezi. Bunlar yaygın eğitime örnek olarak verirsek. Yani şu zannedilmesin, efendim Osmanlı tesadüfen başarı elde etti diyemeyiz. Bugün Osmanlı'dan söz ederken Osmanlı'nın gerek devlet teşkilatı, gerek hukuk, toprak yönetimi, askeri teşkilatı dünyanın bütün ilim adamları tarafından araştırılıyor. Evet. Yani hiçbir şey tesadüf değildir. Asla tesadüf değildir. Bir eğitim, başarı eğitim, varsa eğitim. Bir başarı varsa onun temelinde eğitim var. Üç defa hocam lütfen vurgulamak lazım. Estağfurullah. Hocam yok, hakikaten güzel mesajlar var. Estağfurullah. Çok da güzel örnekler vererek anlatıyorsunuz. Asiye Uzun Hanım da hocam demiş ki hocam çok güzel örnekler veriyor. Yüreğine sağlık.
Teşekkür ediyorum. Haşim Korkmaz, hocam Gaziantep Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği bölümü 4. sınıf öğrencisiyim. Evet. Bölümümüzde tiyatro dersi var ama maalesef tiyatro sergileyecek bir sınıf yok. Bu sorunu dekanımıza sorabilir misiniz? Artık bizler mezun oluyoruz. Gelecek öğretmen adayları açısından böyle bir sorunla karşılaşmasa iyi olur diye bir temennisini dileyelim. Ben o öğrencime hassasiyetinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Gözlerinden Haşim öpüyorum. Korkmaz, Efendim onlara bir yer tahsis ettim. En son tiyatrolarını da seyrettim. Ama istediğimiz gibi mükemmel bir drama odası yoktur. Zaten rektör beyle de görüştüm. İlk etapta bir drama odası yapacağız. Eyvallah hocam. Ben hatta çocukların dinlenme salonunu, Haşim'e lütfen oradan buradan da cevap veriyorum. Hocam, şu an dinliyorsa orada ben okuma salonunun üstündeki dinlenme salonunu drama odası olarak tanzim ettik ve en son eserlerini de orada sergilediler. İşte cevap böyle olur. Evet, Funda Demirci, müfredatın sürekli değişmesi ülkemize maddi zarar değil midir? Her müfredat değişimi yeni kitap basımı anlamına gelmiyor mu diye bir soru. Ben maddiyattan ziyade ben daha çok toplumdaki nesiller arasındaki iletişim kopukluğundan endişeliyim. Yani maddiyat biraz önce de söyledim. Elbette önemlidir ama maddiyata eğitilmiş toplum kısa sürede telafi eder. Eğitilmiş insan, okumuş insan aç kalmaz. İşte örneklerini verdim. Almanya, Japonya eğitilmiş bir toplumdur. Eğitilmiş toplumlar, bakın bir binayı yıkmış olabilirsiniz. Eğer binayı yapacak mimarınız varsa problem yoktur. Eyvallah. Çok önemli bir husustur. Tekrar yapabilirsiniz. Yapabilirsiniz efendim. Köprü. Yapabilirsiniz. Ama ya mimar yoksa? Mimar yoksa hiçbir şey yapamazsınız. İşte eğitim budur. Aynen. Hocam eğitim Cevdet budur. Avcı Bey 3 tane sorusu var. Cevdet Avcı Bey. Hocama Gaziantep ile Ankara arasındaki öğrenci profilini karşılaştığında nasıl fark gördüğünü sormak istiyorum diye birinci sorusunu sormuş. Efendim tabii şu var. 3 tane ayrı ayrı sorusu yok, var tabii, da. Tabii tabii bu birinci sorusu. Ben yaklaşık 36 senedir Türkiye'nin ilk öğretmen yetiştiren kurumu olan orta muallim mektebi. Sadece Gaziantep değil de bölgeler arasında farklılık tabii, var mı diye sormak ona da geleceğim hocam. Ama biraz da anlaşılması bakımından. 1926'da orta muallim mektebi. Daha sonra eğitim enstitüsü 1949'da. 1978'de Gazi Yükseköğretmen Okulu ve 1982'de de Gazi Eğitim Fakültesi'nde 36 senelik hocalık yaptım. Mukayese ettiğimizde yani İzmir, İstanbul, Konya Selçuk, Ankara Gazi Eğitim ve Erzurum Kazım Karabekir arada fark çok fazladır. Evet. Yani gelen öğrencilerimizin sınavdan elde ettikleri puanlar bir defa çok farklıdır. Tabii ki bizde bir de husus sadece var. Sadece o mu hocam? Hayır, bu birinci soru olduğu için ona o şekilde cevap veriyorum ama. Yani bir defa o farklılık açısından dediniz ya puan açısından farklı. Puan açısından bir farklılık var. Tabii burayı tercih eden öğrencilerin sosyal yapısı da son derece önemlidir. Mesela benim şu anda Gaziantep Eğitim Fakültesi'ndeki öğrencilerim bakın kaç vilayetten geliyor biliyor musunuz? 59 vilayetten Gaziantep Eğitim Fakültesi'nde öğrenci var. 59 vilayetten. Ama ağırlıklı olarak hangi vilayetlerden biliyor musunuz? Hangisi hocam? Hatay, Maraş, Adıyaman, Urfa, Diyarbakır, Antep. Önde gelenleri söylüyorum. Evet. Siirt var, Muş var, Mardin var, Bitlis var. Diğerleri 59 vilayetin için ağırlıklı olarak 5 vilayet öne çıkıyor. Gaziantep, Hatay, Maraş, Adıyaman, Urfa. Bu bölge. Yani Güneydoğu Anadolu bölgesinin öğrencileri daha çok tercih ediyor. Tabii Gazi ile kıyaslandığı zaman. Tabii Gazi'ye baktığımızda yani, Gazi'nin şu anda ben orada da yaklaşık 14 seneye yakın bir idarecilik yaptım. 10.336 öğrencim vardı orada. 10.301 fakültenin öğrenci sayısı. Oradaki öğrenci Türkiye'nin genelinden öğrenci alıyor. Eyvallah. Yani belirli bir bölgeden tercih yapan değil. Hakkari'sinden tutun Kars'ından Edirne'den Muğla'ya kadar bütün öğrenciler Gazi Eğitim'i tercih ediyordu. Dolayısıyla buradan da şu farkı görüyoruz. Oradaki öğrenci profili, oradaki öğrencinin almış olduğu puan, yani sınavda elde etmiş olduğu puan, tabi tercih ederek oraya girmesini etkiliyor. Yani bunu kabul etmek gerekir. İkinci, üçüncü soru Antep'le ilgili. Buyurun. Bunu sormayacağım. Bunu diğer bölümde, Antep'i konuştuğumuz bölümde soracağım. Yine bir izleyicimiz Zehra Doğan isimli. Öğrencilerin yurt dışında eğitim, öğretim, görme programları hususunda bilgi verir misiniz? Doktora ve yüksek lisans programları yapma hakkı nasıl kazanılır, kolay mıdır diye bir soru sormuş. Efendim şimdi tabii teşekkür ediyorum. Yani bu soru da çok güzel bir soru. Ben öğrencilerim her zaman şunu söylüyorum. Küçük düşünmeyecekler. Hedeflerini büyütecekler. Yani küçük düşündüğünüz zaman bir defa başarınızı engellemiş oluyorsunuz. Kendinize bir nevi hakaret etmiş oluyorsunuz.
çok büyük düşünecekler, çok ileri düşünecekler. Ondan dolayı yurt dışını tercih etmelerini canı gönülden isterim. Efendim bir defa 4 yıllık lisans programını başarıyla elde eden her öğrencinin gitmek arzusu duyarsa, yani gitmek isterse yurt dışında yüksek lisans da yapabilir, doktora da yapabilir. Bunun çeşitli yolları vardır. Milli eğitim bursuyla gidebilir, özel burslarla gidebilir, kendi imkanlarıyla gidebilir. Yeter ki kendisi lisans, yani 4 yıllık lisans eğitimini başarıyla tamamlasın. Eyvallah. Yani buradaki kastımız nedir? Atıyorum 4 üzerinden 3 üzeri not alsın. 4 üzerinden 3.50 ve üzeri alsın. Çünkü yurt dışına gidişlerde belirli bir baraj vardır, kriter vardır. Bir ikincisi, bu öğrencime bir tavsiyem daha var. Buyurun hocam. Yabancı dili ihmal etmesin. Çok önemli. Yabancı dili hallettikten sonra yurt dışı kendisine çok daha... Hocam yabancı dil dediniz, yabancı dil başlı başına bir problem bizim ülkemizde. Bu öğrencimiz sorduğu için söylüyorum. Yani tabii, bunu ben sormuş olacağım. Yani, niye İngilizce öğretemiyoruz? Ama şimdi bu çocukların tabii o da ayrı bir konumuz olabilir ama yani çocuğun böyle bir hedef varsa lisans derslerinin yanında yabancı dile dönem verirse çok daha rahat yurt dışında hem başarılı olur hem de gitmesi kolaylaşır. Yine bir soru hocam. Selçuk Öz Karabulut sormuş. Ülke nüfusunun fazla olması eğitime katkı sunar mı? Yoksa sorunlara mı yol açar? Kaliteli eğitimcileri nasıl yetiştirebiliriz? Çünkü ideal toplum kaliteli eğitimcilerle olmaz mı? Efendim, bir soru sormuş. Zaten konuşmamızın başından bu tarafa da kaliteden söz ettik, eğitimden söz ettik. Bana göre nüfusun çokluğu eğitimin kalitesini düşürmez. Ya da doğrudan alakası yok. Doğrudan alakası da yoktur. Önemli olan bu çok nüfus içerisinde bu işe yatkın, bu işe gönül vermiş, bu işi kendisine bir nevi ideal olarak seçmiş insanları tespit etmektir. Şimdi bizim buradaki esas sayın seyircimizin sorduğu soru da çok güzel bir soru. Mesela batıya baktığımızda nüfus çok az. Bir iki örnek verebilirim bu konuda. Lütfen buyurun. Yunanistan'da yaş ortalaması 54.4. Bakın. Yunanistan'da. Ülkenin, evet, Yunanistan'ın genel nüfus ortalaması %54.4. İsveç'te %57.2. Şimdi buradan bir noktaya geleceğim. Türkiye'yi söyleyin hocam. 36. İnanılmaz. Evet. 20 yaş fark var. 20 yaş fark var. Zaten şimdi bu dediğim ülkelerde asker desen asker alacak genç yok. Okula gönderecek öğrenci yok. Zaten ne? Onun için de dikkat ederseniz yani nüfusun dinamik olması, çok olması önemli olan bu çokluğu ve dinamikliği değerlendirebilmektir. Eyvallah. Hangi hususta? Eğitim konusunda. Hocam, eğitim hocam. Evet. Hocam eğitim diye başladı. Sevgili seyirciler, program öyle bir gidiyor ki yalnız kısa bir ara vermek durumundayız hocam. Şimdi kısa bir reklam arası, ardından Nuri Yavuz, Profesör Doktor Nuri Yavuz'la kaldığımız yerden Türkiye'deki eğitimi, belki dünyadaki eğitimi konuşmaya devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın. Evet sevgili seyirciler, kısa bir reklam arasından sonra Ahde Vefa programına Sayın Profesör Doktor Nuri Yavuz Bey ile kaldığımız yerden devam ediyoruz hocam. Eğitim dedik, öyle bir girdik ki dakikaların nasıl geçtiğini vallahi fark İnan edemedim. İnan ben de fark etmedim. Yani gerçekten çok zevkli ve çok güzel. Hocam ağzınıza sağlık, iyi ki geldiniz. Estağfurullah. Hiç vakit kaybetmeden hocam kaldığımız yerden hızla devam edelim. Yalnız ben kafamda bazı sorular var, onları sormadan edemeyeceğim. Sormak lazım o soruları çünkü bu kadar çok diploma hocam. Bu kadar çok atanmayı bekleyen insanlar, üniversiteler, bu kadar çok kitle. Ne olacak hocam bu insanların hali? Şimdi efendim tabii toplumun eğitim kalitesinin yükseltilmesi çok güzel bir şey. Evet. Yani ona hiç itirazımız yok. Bu kadar çok diploma da güzel ama her şeyi devletten bekleme gibi bir psikolojiyle diploma alıyorsanız bana göre esas hata buradadır. Yani her şeyi. Bir de biz Almanya örnek verdik, Japonya'ya örnek verdik. Bakın, bizim daha çok ara elemana ihtiyacımız var. Ara elemana. Yani meslek liselerine, teknik liselere ihtiyacımız var. O sizin sorduğunuz sorunun içerisinde bu da vardır. Yani herkes kalkıp bir tarihçi, bir coğrafyacı, fizikçi, kimyacı, matematikçi olmamalı bana göre. İsteyen ve yeteneği olan olmalıdır. Biz, bakın Batı'da bu eğitim konusu nasıl çözülüyor biliyor musunuz? Sorduğunuz soruyla. Çocuk 8 yıllık temel eğitimde, yani 5 yıl ilkokul, 3 yıl ortaokulda çocuğun bir danışman öğretmeni vardır. Yani hocası vardır. Çocuğu 5 sene gözetler ve bir dosya tutar. Yani çocuğu 5 sene gözetler ve bir dosya tutar. 5 sene sonunda ortaokulda da bu gözetlemesine devam ederse tutar. 8 sene sonunda hocası bir görüş bildirir. Bakın çok önemlidir. Bu çocuk iyi bir hukukçu olabilir der.
bu çocuk iyi bir sporcu olabilir der. Hı hı. Bu çocuk iyi bir avukat olabilir der. Bu çocuk iyi bir tarihçi olabilir diye not düşer. Liseye geçişte bunu çok önemlidir. Liseye geçişte bu çok önemlidir. Çocuğun öğretmenin tespit ettiği branşa göre çocuk liseye gider. Bakın. Yani herkes genel liseye gidecek diye bir kural yok. Yani yönlendirme eğitimi. Efendim yönlendirme bir de yetenek tespiti çok önemli. Eyvallah. Yetenek tespiti çok önemli. Onun için mesela benim idealim, en büyük idealim tarihçi olmaktı. Ben hukuk fakültesine kaydımı sildirdim, tarihe gittim, kaydoldum. Bakın. Yani bizde de dosyalar tutuluyordu hocam. Pek ciddiye alınan dosyalar değil. Ciddiye alınmadığı gibi bana göre tutulan dosyaların sonucunda da öğretmen sadece çok ciddi tuttuğu kanaatinde de değilim. Bizim yani. Milli eğitime yönlendirme ile ilgili yazışmalar 2010 yılından sonra yapılmaya başlandı hocam. Buyurun. Evet. Sizin bu kadar genç ve dinamik nüfusa sahipsiniz. Bir plan programınız olmazsa, yani olmazsa da ki kastım vardır ama yetersiz diyelim ona. Şimdi bunun neticesinde işte belirli alanlara yığılmalar var, belirli alanlarda ihtiyaç var. Ben de diyorum ki bir devlet kendi ihtiyacını öncelikle tespit etmeli, öğrencilerini önceliğine göre yönlendirmelidir. Bu bundan sonrası için bir çözüm önerisi. Tabii bir çözümdür. Peki şu an var olan? Yani var olan şu anda mesela benim fakültemde sadece bu sene içerisinde 2500'e yakın biz pedagojik formasyon sertifikası veriyoruz. 2500 tane. Evet, 2014-15 eğitim öğretim yılında. Yani bu çocuklar tabii bir ümit peşindeler ki gayet haklılar. Ben onlara yani asla bir şey demiyorum. İstekleri vardır, arzuları vardır. Bir atanma ümidiyle bunu alıyorlar. Doğrudur. Ama neticede biz sertifika veriyoruz ama ileride tekrar yığılmalar başlayacaktır. Bu sadece Gaziantep Eğitim Fakültesi olarak değil, Türkiye'deki bütün eğitim fakülteleri şu anda pedagojik formasyon veriyor. Yani başında da konuştuğumuz gibi bir plansızlık ve programsızlık söz konusu. Belirli alanlarda yığılma var, belirli alanlarda ihtiyacı karşılayamıyoruz. 300 bin tane. Atanmayı bekleyen öğretmen var. Yani bu çok ciddi onun bir için, rakam. Tabii çok her ciddi geçen günde artıyor. Yani ben şunu da söylemek istiyorum. Şu anda bizim ilk orta öğretimde 18 milyon öğrencimiz var. Bakın ilk orta öğretimdeki öğrenci sayısı 18 milyon. Evet. Avrupa'daki birçok ülkenin nüfusundan daha fazla. Siz plan ve programınızı buna göre yapmak durumundasınız. Yani bu plan ve programı yapmazsanız sonunda yığılmalar... Yine sisteme mi geldik hocam? Yine eğitim sistemine. Yine sisteme geldik gerçekten. Tabii. Selam muhterem hocam. Diploma çok, talebe çok ama velakin nesil adabı sükuttan uzak. Osmanlı 500 yıl medreseye ait Osmanlı'ya örnek. Tabii. Biraz da eğitimin şey bölümüyle son zamanlarda özellikle Milli Eğitim Bakanlığı'nın belki politikalarıyla da alakalı. Özellikle değerler eğitimi hocam. Üzerinde çok sıkça duruluyor son zamanlarda. Özellikle o eğitimin işte sadece öğretim bölümüyle değil de eğitim bölümüyle ilgilenmeyle alakalı şeyler geliyor. Şimdi sanırım toplum olarak kalitemizi de bir nebze arttıracak. Toplumsal ilişkileri de belki rayına sokacak o ahilik teşkilatındaki yaygın eğitim. Efendim o eğitimdeki disiplin. O eğitimdeki ahilikteki disiplin var. Bakın iki tane örnek verdim. Yani toplumsal ilişkileri düzenleme açısından da önemli bir görev toplumsal ifade etmiyor muydu? İletişim, toplumdaki duyarlılık. Hı-hı. Bakın bir esnaf diyorum, orada örneğimi verdim. Haksızlık yaparsa cezasız kalmıyor. Bir tüccar gayet net bir şekilde iflas ettiğini ilan ediyor. Kendisi etmezse teşkilat ediyor. Bu toplumdaki dürüstlüğün ve dürüstlük neticesinin toplumdaki etik dediğimiz, ahlak dediğimiz ticari ahlakın gelişmesinde önemli bir roldür. Şimdiki değerlere ihtiyacım. Şimdi değerlere baktığımızda şu var. Biz çocukları sadece öğretiyoruz. Eğitmiyoruz. Eğitimimiz zayıftır. Aynen. Bakın. Efendim benim genellikle bu kadar yıllık hocalığımda ben şuna çok dikkat ederim. Her şey insanın bilmesiyle alakalı değildir. Bilmek farklı şeydir. Biz bunu öğretim diyoruz. Öğretim her noktada her şeyde yapabilirsiniz. Her zaman yapabilirsiniz. Ama eğitim çok önemlidir. Biz buna nitelik ve nicelik diyoruz. Nitelik kalite demek. Nicelik sayı demektir. Sayı çok ama niteliği olmadığı zaman bunun bir anlamı olmaz. Sayı çok ama kalite yok. Yani nitelik yok. Nitelik çok önemlidir. Peki esas başarı nedir? Nitelik ve niceliğin mükemmel olmasıdır. Siz niceliği ön plana çıkarır, yani sayıyı, diplomayı fazla vermeye başlarsanız, eğer kalite yoksa burada eğitimde başarıyı bekleyemezsiniz. Ne olacak hocam? Ne olacak? Kaliteyi artırmak için efendim, ne yapacağız? Efendim, eğitimde gerekeni yapacaksın. Gereken nedir?
hassasiyetle, evet, ciddiyetle işin üzerinde durmak. Mayınlı bir soru sanırım hocam. Mayınlı bir soru da değil. Yani bunun cevabını herkes de biliyor. Benim söylemem de çok bir şey değiştirecek değil ama eğitimdeki nedir? Bir defa toplumun değer yargıları öğrencilere öğretilmelidir. Bakın değer yargıları. Nedir değer yargıları? Bir defa örf. O zaman bakanlığımız doğru yolda. Değerler eğitimi. Çok affedersin. Örf, adet, gelenek, görenek, manevi yapı. Çocuklarımız kökünden kopmadan bir eğitim almalıdır. Kökünden kopmadan. Böyle bir kopuş mu seziyorsunuz hocam? Kopma değil. Ben müfredatlarda çocukların daha çok eğitimi olması değil, gereken öğretime ağırlık verildiği kanaatindeyim. Ben ama size katılıyorum hocam. Ben daha çok eğitime ağırlık verilmesi taraftan. Ben size %100 katılıyorum. Yani nitelik dediğim şey budur. Evet. Ben derslerime girdiğimde yani şunu kemiyet, yaparım. Kemiyet, keyfiyet meselesi. Kemiyet ve keyfiyet. Ben derslerimde şunu çok önem verir ve bunu anlatırım. İlk 5-10 dakika ben de hiç ders yapmam biliyor musunuz? Niye hocam? Katiyen yapmam. Girerim. Ne yapıyorsunuz hocam? Girerim içeri. İyi günler arkadaşlar. Nasılsınız? Ne var ne yok? Ne yaptınız? Mesela düşünen bir öğrencimi gördüğümde hayrola bugün niye moralim bozuk? Niye canın sıkılıyor diye. Şimdi bakın. Bu çok basitmiş gibi geliyor değil mi insana? Çok yani önemli hocam. Ama öğrenciyi bu, derse hazırlamak. Efendim işte bu bir eğitimdir. Yani siz öğrenciyi gözetliyorsunuz. Öğrencinin hangi psikolojik bir çerçevede olduğunu, psikolojik yapı içerisinde olduğunu tespit ediyorsunuz. O çocuğu siz birine biraz sonra anlatacağınız derse psikolojik olarak hazırlıyorsunuz. Evet. Sınıfa girdiniz, hemen başlıyorsunuz konu anlatmaya. Bu bana göre eğitim değildir, bu öğretimdir. Öğretim de her zaman her yerde olur ve basittir. Ama eğitimi vermek son derece zordur. Evet. Eğitilmektir bakın. Eğitilmektir diyorum. Terbiye yani. Yani etik, yani ahlak, yani değer demektir. Hocam size %100 katılıyorum. Yani o konuda ben de, benim olmazsa olmazım. Ben de bir eğitimci olarak. Estağfurullah. Evet, evet. Olmazsa olmazım benim değerlerdir. Evet. Değerini bilen bir çocuk topluma saygı duyar. Bakın bir husus daha var bizde. İki şey vardı sevgi ve saygı eğitimde. Hı hı. Toplumun çimentosu nedir biliyor musunuz? Saygıdır. Saygının olmadığı bir toplumda, saygının verilmediği bir eğitimi kabul etmiyorum ben. Sevmek çok farklı bir şeydir. Siz beni sevebilirsiniz. Ben sizi sevebilirim. Ama saygı duymak zorundasınız. Ama saygı duymak zorundasınız. Sizi sevmeyene de saygı duymak zorundasınız. Hı-hı. Etnik yapısı farklı olabilir. Dini yapısı farklı olabilir. Mezhebi farklı olabilir. Bakın çok önemli. Herkes olduğu gibi kabul edip ona saygı duymak esastır. Hocam bunu biraz konuşalım ya. Hakikaten. Yani bu çerçeve eğitimin esas ana hocam, meselesidir. Bunu lütfen biraz konuşmak istiyorum ben. Müsaade ederseniz hemen araya girmek istiyorum. Hakikaten sözüme de bazı seyircilerimiz niye hakikaten söylemiyorsunuz diye kızıyorlar da. Hocam hakikaten bakın daha yeni bir haber izledim. Adam yan baktı diye. Bıçaklamış. Yani öldürdü adamı. Öldürdü. Öbürü korna çaldı diye öldürdü. Öbürü işte. Yol vermedi diye. Öbürü bilmem. Hocam bunu hakikaten bunu konuşalım ya. Nedir ya bu bizim toplum bizim ülke olarak bizim genlerimizde bir tuhaflık mı var? Nedir? Niye biz saygılı olmayı, saygılı bir toplum olmayı beceremiyoruz? Niye yapamıyoruz hocam? Bakın şimdi bana yine eğitim diyeceksiniz. Ama hocam, eğitim meselesi işte bu. İşte eğitim meselesi bakın, hocam. Bakın eğitimde neyi vereceksiniz biliyor musunuz? Evet. İşte eğitilmiş insan bunu yapmaz. Bakın eğitilmiş insan bunu yapmaz. O zaman eksik. Eksik efendim eğitim eksik değil. Yanlış eksik. Eksik yani. Eğitim diyoruz. Az evvelki söylediniz mi hocam? Eğitimin öğretim bölümüyle çok fazla ilgileniyoruz. Eğitim bölümüyle çok fazla ilgilenmiyoruz. Bana göre daha çok eğitim bölümüyle ilgilenmeliyiz. Evet. Yetiştiğimiz insanların eğitilmiş olması şarttır. Bir insan niye tahammülsüz olur? Bir insan niye kavga eder? Çok affedersin. Bir insan niye küfreder? Kendine güvenemediği için. Evet. Diyaloğu kuramadığı içindir. Kendini kanunun yerine koyduğu için kavga eder. Yol verdin vermedin. Çek ayağını gazdan bir saniye sonra git. Bir saniye sürmez. İşte mesele bu kadar basit. Bunu idrak edecek eğitimi vermemişseniz işte problem orada başlar. Saygı da burada başlar. Sizin nasıl yolda giderken bir hakkınız hukukunuz varsa öbürünün de hak ve hukukuna saygı duymak zorundasınız. Ben onun için her zaman öğrencilerime şunu çok söylerim. Özellikle durum. Birbirinizi sevmeseniz bile saygı duymak zorundasınız derim. Saygı toplumun çimentosudur. Saygı toplumdaki barıştır, huzurdur. Saygı duyulduğu zaman zaten problem ortada kalkar. Bunu neyle temin edebilirsiniz? Eğitimle temin edebilirsiniz. Zaten, öğretimle halledemezsiniz. zaten dedim dolayı buraya gelecek. Hocam ben hatta... Benim konum eğitim olduğu için hep böyle hocam, eğitime aşk, bağlıyorum. Aşk bile saygıdır diyorum ben. Bitti hocam. Saygının olmadığı, güvenin olmadığı... Bir yerde aşk olur mu? Sevgi olur mu? Saygı olur mu? Ben onu bile ona indirgemişim hocam. Tabii.
Peki bir şey sormak istiyorum hocam. Bunu eğitime indirgedik. Evet. Eğitimde yanlış yaptığımızın sonucuna da vardık. Peki ne öneririz hocam? Ne yapmak lazım? Yani biraz da hani şöyle yapılmalı. İşte şunları yapmalıyız. Tamam. Sorunu bulduk. Sorun bu. Eğitimsizlik. Ben her zaman yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulduğundan bu tarafa, evet, yani genel anlamda bunu söylüyorum. Bir defa eğitim siyaset üstü devlet politikası olmalıdır. Siyaset üstü, evet, devlet politikası. Hocam, ha, ya, tekrar etmede fayda var. Yani bunu hiç şey etmiyorum. Bir ikincisi, eğitim günün şartlarına göre kökünden kopmadan müfredat yenilenmelidir. Müfredat değiştirilmelidir demiyorum. Evet, az evvel yine ona benzer bir soru vardı. Evet. Pelin Yeşim Oğhan hanımefendi sormuştu. Tabii. Yani değiştirmek farklı şey. Sistemi değiştirmek farklı şey. İlave etmek farklı şeydir. Evet. Eskiye modası geçmiş bilgileri kaldırıp kenara korsunuz. Yerine yenisini monte edersiniz. Yani onu gayet güzel oraya yerleştirebilirsiniz. Eğitimin bir de şu var. Yani genellikle... Kesmek değil de aşılamak. Değil aşılamak. Mi? Kestiğiniz zaman ağacı kökünden, aynen, kurutmuş olursunuz. Yeni ağaç yetişinceye kadar da meyvesiz kalırsınız. Ondan da hepimiz bunu biliyoruz. Eğitimin bir de tekrar etmek gerekirse, yani şu anda ekonomiye de pek girmek istemiyorum. Bakın bir şey söylemek istiyorum. Dünyada toplumun mimarları öğretmenlerdir. Ben de ne zaman geleceksiniz diye merakla bekliyorum. Bakın hocam, bir şey söylüyorum. Toplumun mimarı öğretmenlerdir. Evet. Çünkü insanı seven öğretmen olur. İnsanı sevmeyen öğretmen olmaz. Eğer çocuğu seviyorsanız, insanı seviyorsanız öğretmen olursunuz. Mesleğin temel kuralı budur. Öğretmenin malzemesi insandır. Heykeltıraşın nasıl malzemesi bir mermer, bir çamur, bir kilse, hı hı, öğretmenin malzemesi de insandır, çocuktur. O çocuğa siz şekil vereceksiniz. Bakın biz şu kadar yıllık eğitimci öğretimciyiz. Hala ben ilkokul öğretmenime saygıyla anarım. Verdiği emekten dolayı, gösterdiği yoldan dolayı. Öğretmen insan üzerinde bu kadar etkilidir. Siz toplumda öğretmeni özellikle diğer kamu çalışanlarıyla bir tutamazsınız. Bana göre öğretmen en üstte olması gerekir. En mükemmel mevki makamda olması gerekir. Evet. Saygınlık bakımından, ekonomik bakımından her haliyle öğretmenin en üst seviyede olması gerekir. Çünkü siz bu toplumun geleceğini öğretmene tahvil ediyorsunuz ve ona yönlendiriyorsunuz. Bakın bir şey söylüyorum. Bir toplumda bir kurumu ön plana çıkarabilirsiniz. Bir toplumda. Bir kurumu ön plana çıkarabilirsiniz. O toplum neticede kimin içinden çıkacaktır? Şeyin içinden, toplumun içinden çıkacaktır. Toplumun kalitesini yükseltmedikçe, eğitim alanında yükseltmedikçe bir kurumun başarısı toplumun başarısını etkilemez. Ama toplumun başarısı bütün kurumları etkiler. Bizde bir değer vardır. Çok affedersin bir cümle. Bir devlet ve toplum topyekün yükselir, topyekün çöker. Yani kurumu biri ileri gider, biri geri kalmaz. Çünkü o kurum nereden çıkmıştır? Toplumun içinden çıkmıştır. Evet. Siz toplumun eğitim kalitesini, seviyesini yükselttikçe bütün kurumlar yükselir. Hemen geliyorum hocam. Hemen geliyorum. Eğitim fakültesi dekanısınız. Evet. Çok önemli bir geçmişiniz ve önemli bir birikiminiz var. Öğretmen yetiştiren, yani insan yetiştiren bir, evet, kurumun da başındasınız. Evet. Öğretmenlik mesleği, stajyer öğretmen arkadaşlarımıza da bakıyoruz, mesleğe yeni atanan öğretmen arkadaşlarımıza da bakıyoruz. Öğretmenlik, şöyle bir algı var. Üniversitelerde öğrenilen değil de hayatın içine atıldıktan sonra, işte bir devlet kurumuna atandıktan sonra ya da özelde çalıştıktan sonra öğrenilen bir kurum haline ya da bir durum haline geldi. Bunun sebebi nedir hocam? Biz öğretmen yetiştiren kurumlar, eğitim fakülteleri gerçekten işlevini yerine getirebiliyor mu? Yoksa bir yerde bir hata var. Yine geleceğiz, müfredata geleceğiz, sisteme geleceğiz de hocam. Nedir yani öğretmenler hakikaten kaliteli yetişiyor hocam, böyle bu, sorayım hocam. Bu soru için teşekkür ediyorum. Bakın, evet, bir şey söyleyeyim. Ben 3 yıllık eğitim meclisinde de hocalık yaptım. 4 yıllık Yüksek Öğretmen Okulu'nda da. 1982'den bu tarafa da eğitim fakültelerinde görev yapıyorum. Bir defa bizim en büyük yanlışımız, en büyük eksikliğimizdir. Staja gönderdiğimiz öğrencilerimizin 3,5 yıl teori dersi gördükten sonra, ki biliyorsunuz 1998'den 2012 yılına kadar orta öğretimden öğretmen yetiştiren kurumlar 5 yıl oldu. Evet. 5 yıl. İlk öğretim, ortaokul kısmını yetiştiren öğretmenler 4 yıllıktı. Geçen sene tekrar o 5 yıllıklar 2013'te 4 yıla düşürüldü. Hı hı. Ben her zaman talim terbiyeyle ve milli eğitimle yaptığımız toplantılarda şunu dile getiriyordum. 4. sınıfın ikinci yarısı bu çocuklar tamamen staja geçsin diyordum. Bakın öneri olarak. 2 yıl gitsin hocam. Hayır, en azından bir dönem, evet, gitsin. Şu anda biz ne yapıyoruz? Ben size söyleyeyim.
Bizim yaptığımız suçtur. 84 saat çocuk haftada bir gün. Hı hı. 6 saat. 14 hafta ne yapar hocam? 84 saat. Bizim okullarımıza da geliyor biliyoruz ve tabii, çok tabii. Yeterli değil hocam. Yani burada bana göre staj dönemi veya alınan staj yeterli değil. Diyorum ki biz 3,5 sene teorik dersi verelim. Yani mükemmel bir şekilde eğitelim. 4. sınıfın 2. yarısını tamamen benim öğrencim okullarda öğretmenlik staj yapsın. Yani öğretmenliğe başlamadan önce okulu tanısın. Eyvallah. Öğrenciyi tanısın, idareyi tanısın, tabii. Nöbet tutsun, ne kadar günlük tutsun, efendim idarede çalıştırılsın. Yani bu çocuğum sahaya gittiği zaman en az o 4 aylık dönemde elde etmiş olduğu bilgiyi, tecrübeyi, uygulamayı gittiği zaman okulunda sıkıntı çekmeden yerine getirsin. Bundan daha önceki dönemlerde mesela 3 yıllık ve 2 yıllık iken yani orta öğretim öğretme yetişimlerde staj kısmı son derece önemliydi. Ve bir de yani gönderdiğiniz zaman karşı okulun ilgilenip ilgilenmemesi, ona rehber olarak verdiğiniz öğretmenin onu takip etmesi bunlar son derece önemli şeylerdir. Yani işin ciddiye alınıp ciddiyetle uygulanması gerekir. Bir de süre olarak az olduğu kanaatindeyim. Yani stajyerlik süresinin az olduğu kanaatindeyim. Evet. Peki tek sebep bu mudur hocam? Şimdi öğretmen, biz hepimiz öğretmeniz nihayetinde insan yetiştirdiğimiz tabii. için ben gözlemlerimi şöyle söyleyeyim. Ben de 21 yıllık meslek maşallah yaşantımın... Maşallah hocam inşallah nice yıllar daha yaparsınız. Meslek yaşantımın son 10 yılında idarecilikle geçti hocam. Gözlemlerim şu, yani bir öğretmen üniversiteden mezun olduktan sonra KPSS sınavına gir, atandıktan sonra 3-5 yıl kendine gelemiyor hocam. 3-5 yıl sonra... Ancak tam olarak ondan randıman almaya başlıyorsunuz. Yani bu aradaki diferans mı diyelim artık? Onun kapanması için ne yapmak lazım? Sadece staj uygulama mı yoksa başka sebeplerde işin içine girer mi? Şimdi efendim, mesela Bismarck ne diyor hocam? Bana diyor öğretmenleri verin. Size diyor yepyeni bir Alman milleti yaratayım. Evet, yeni bir toplum. Peki biz hocam bırakın yeni bir toplum yaratmayı. Biz öğretmenleri doğru düzgün yetiştiremiyoruz. Şimdi bakın yine aynı konu. Yalnız... En sonunda sevindiğim bir nokta var. Şu anda yeni atanan bir öğretmen 2 yıl stajyerliği devam ediyor şu anda. Yeni bir karar çıktı. En son aldığım bilgiyi söylüyorum. Ne zaman çıktı hocam? Bu geçen. Kötü bir haber veriyorsunuz. Yok kötü bir haber değil. Çok güzel. Yani bir sevindirici noktadaki kastım daha güzel pişmek, daha iyi yetişme anlamında. Benim hayattaki tecrübem şu. Evet. Öğretmenliğimin ilk 5 yılını ben öğretmenlik yaptım diyemiyorum. Bakın. Bu şahsi kendi üzerimdeki bir tecrübe. Katılıyorsunuz benim tecrübe. Tabii katılıyorum. Niye 5 yıl diyorum? Çünkü konuya hakimiyet, sınıfa hakimiyet, sınıftaki disiplin anlayışınız, öğrenciye bakışınız, öğrenciyle diyaloğunuz. Yani ideal ve mükemmel bir öğretmen olabilmek için ancak 5 yılın sonunda siz o sınıfta bir öğretmenim diyebiliyorsunuz. Ondan öncesi hep eksik tamamlamayla geçiyor. Şimdi zaman zaman bir de şu vardır. Öğretmen ne demek biliyor musunuz? Öğretmen mesleğini seven demek. Öğretmen insanı seven demektir. Eğer siz maaş almak için öğretmen oluyorsanız bana göre öğretmenlik değildir. Tekrar ediyorum. Mesela bir makine mühendisi olmak istiyorsunuz. Bir veteriner, bir ziraatçı. Ama ne yapayım kader yani. İşte öğretmenlikte kendimizi bulduk diyorsanız bana göre toplumun en büyük çıkmazlarından bir tanesi de budur. Hocam ben çok bir soru daha soracağım. Çok önemli. Bence çok önemli. Özgül Aydemir hocamızın anlattığı ve uyguladığı eğitimi çok başarılı buldum. Düşüncelerine tamamen katılıyorum. Ayrıca konuk seçiminiz çok başarılı diye bana da bir mesaj göndermişler. Hüzün sessizliği yüreğinize nefesine sağlık. Gerçekten de güzel bir yayın demiş. Eğitim anahtar gibidir. Olmaz kapıları açar. Asiye Uzun maalesef talebelik çok zor. Hocam çok güzel anlatıyor. Neyse bunları geçelim. Ben sorumu sorayım hocam. Şimdi öğretmenlik, evet KPSS sınavına giriyor, üniversiteden mezun oluyor, yüksek notlar alıyor. Üniversiteden mezun olduktan sonra çok yüksek puanlarla, hakikaten çok zeki insanların yapacağı KPSS sınavına giriyor. O sınavdan da başarılı oluyor. Ondan sonra atanıyor. Puan üstünlüğüne göre atanıyor. Puan üstünlüğüne göre atananlar atanıyor, atanamayanlar atanamıyor. Peki ben şunu çok merak ediyorum hocam. Öğretmenlik gibi insan yetiştiren bir kurum, insan yetiştiren kişiler... Sadece bilgi düzeyleri ölçülerek, mi öğretmenlik yaşantılarına başlıyorlar? Yoksa eğitim fakültelerinin içinde bunları gerçek manada öğretmenliğe hazırlayan başka mekanizmalar, başka unsurlar, başka psikolojik faktörler veya sosyolojik faktörler var mı? Şimdi efendim, eskiden özür dilerim, balla kesiyorum sözünüzü. Hemen bir soruyla taçlandırmak istiyorum. Eskiden biliyorsunuz
öğretmenlerin stajyerliğini Öğretmenler Kurulu kaldırırdı. Evet. Orada okuldaki Öğretmenler Kurulu kararıyla kaldırırdı. Kararıyla kalkardı. Evet. Oradaki Öğretmenler Kurulu kararının şey açısından çok önemli. Yani bu hakikaten öğretmen olabilecek yapıda mı, seviyede mi? Oradaki bütün öğretmenlerin konsensüsü elbette tartışılır. Bu konuda ne diyorsunuz hocam? Çok kafama takıldığı Şimdi, için. Şimdi Sayın Hocam sağ olun. Yani bir defa şunu kabul etmek gerekir. Bana göre öğretmen alımında mülakat uygulanmalı. Belki çok aykırı gelebilir. Evet. Ben o aykırılığa razıyım. Niye biliyor musunuz? Bu insanları birbirinden tecrit etme, ötekileştirme anlamında kullanmıyorum. Çünkü siz bir nesil teslim ediyorsunuz. Siz malzemesi insan olan bir kitle teslim ediyorsunuz. Yani öğretmen olabileceği kişinin her haliyle çok mükemmel ve güzel olması gerekir. Bu bir. Yani söylediğiniz gibi. İki, şimdi öğretmenlikte bir defa zaman zaman biz Sayın Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Hocam'la da bir araya geldiğimizde sohbette falan buluyoruz. Yani bu sizlerle yaptığımız istişare gibi de. Efendim, öğretmenlik mesleği efendim çok üst değerde tutulmalı, çok özenle seçilmeli. Bir de dediğim gibi tesadüfi öğretmen olunmaz. Bakın tesadüfi öğretmen olmaz. Bir ara gündemdeydi öğretmenlik mesleğini bir ara gündemdeydi seven. Mülakat. Bana kalırsa mülakatı bir ara gündemdeydi sanırım uygulanmıyor. Ayrıca Milli Eğitim Şurası'nda da buna benzer karar alındı mı tam hatırlayamıyorum ama. Bu en son 19. Antalya'da yapılan Milli evet. Eğitim Şurası'nı diyoruz. Orayı belki takip edemedim ama şimdi siz öğretmenlik yapabilecek bir kişinin yapamayacak bir kişiyi evet. Efendim nasıl ayırt edeceksin diye. Tabii ki bu öğretmenler kurulu kararı, müdürün görüşü, ilçe milli eğitim müdürü, il milli eğitim müdürü falan vasıtasıyla. Yani öğretmenlik mesleğini yapamayacak arkadaşların geri hizmetlere çekilmesi gerekir bana. Hı hı. Burada kişilerin şahsını kastederek söylemiyorum. Yani toplumda verimliliği elde edebilmek için bir defa mutlaka öğretmen seçiminde her haliyle titiz davranmak Devam edecek misiniz hocam? Buyurun. Hocam Zehra Doğan, ben özür dileyerek bir soru sormak istiyorum demiş. Gaziantep İlkokul eğitimi harika fakat ortaokul ve lise kısmı için harika demem mümkün değil. Hem ahlaki hem de eğitim adına bir gelişme yok. Benim Gaziantep'te tanıdıklarım var. Onlar da aynı şeyi söylüyorlar. Neden böyle sizce? Hocam programın son 15 dakikası bu soruyla Gaziantep'e de girmek istiyorum ben. Şimdi biz Gaziantep hiç konuşmadık. O kadar çok konuşacağımız konu var ki maşallah fırtınayı bir girdik. Devam ediyoruz hocam. Olsun yani. Yine bir soru daha ikisini evet. Birlikte sormuş olayım hocam. Berrin Gök hanımefendi sormuş. Eğitim çok önemli ama eğitimde kişiler de komplekslerini yenmedikçe her türlü kötülüğü, şiddeti irtikap edebiliyor. Maalesef toplumun mimarı öğretmenlerdir. Hocamızın bu sözüne tamamen katılıyorum. İdealist mesleğini severek yapan öğretmenlerimiz sevgiyle birbirlerini harmanlayarak öğrencilerin nakış nakış işleyen, özgüvenli evet. Ve komplekslerinden arınmış nesillerin yetişmesine vesile olan sevgi kahramanlarıdır. İnşallah eğitimcilerimizin maddi manevi donanıma sahip olarak mesleğe adım atmaları sağlanır. Efendim, soru, zaten yine zaten açıklamasını yapmış. Seyircilerimize de teşekkür ediyorum ama zaten genelde konulara da temas ettik ama bir husus var. Evet. Öğretmen seçimi dedim dikkat ederseniz. Şimdi konuya biraz daha detaylı girersek mesela bizde Antep'te zaman kalsın hocam detaylı girelim. Zaman kalsın detaylı olarak Antep'in de sorunlarına yani eğitim sorunlarına temas edelim. Şimdi burada öğretmen seçimi çok önemli. Evet. Cumhuriyet'in ilk yıllarında bakın çok net. Hı hı. Bir öğretmen bir köye gittiği zaman muhtar da dahil, imam da dahil, köyün üçlüsü vardır. İmam, muhtar, öğretmen. Bakın birbirini tamamlıyor. İmam manevi yönünü. Evet. Öğretmen eğitim yönünü. Muhtar da devlet yönünü. Muhtar da yönünü. İşte bizim ideal dediğimiz, yani bu üçlü mükemmel bir uyum içerisinde çalışırsa bu çok önemli bir şeydir. Öğretmenlik mesleğine saygınlık kazandırmak gerekir. İsmini vermeyeceğim ama geçmişte bakanın bir tanesi bir konuşmasında hı hı. Şöyle bir laf etti. Yani bir herhalde mitingde falan. Efendim muhterem halkımız çocuklarınızı okutunuz. Hiç olmazsa bir öğretmen olsunlar. Hiç olmazsa. Şimdi, hiç olmazsa. Şimdi bakın siz öğretmene bu gözle bakarsanız şahıs önemli değil. Benim için bunun verdiği mesaj çok önemlidir. Burada neye gelmek istiyorum? O sayın seyircimizin sorusuna cevap vermek istiyorum. Öğretmenin bir defa ruh sağlığının yerinde olması gerekir. Şimdi diyeceksiniz hocam ruh sağlığı nedir diyeceksiniz. Ruh sağlığı, bir program daha yaparız hocam. Bir şey söyleyeceğim. Ruh sağlığı şu demektir. Önce kendisiyle barışık olacak, sonra çevresiyle barışık olacak. Ruh sağlığı budur.
önce kendisiyle sonra çevresiyle barışık olacak. Şimdi siz öğretmeni seçerken psikolojisi mükemmel, bilgisi hı hı. mükemmel, ahlakı mükemmel, fiziki yapısı ona o da olabilir ama onu belki hı hı. ikinci, üçüncü derecede önemlidir. Bir defa sınıfa girdiği zaman çocuklar öğretmenim geldi diyebilmelidir. Bir husus daha var. O fabrikadan ne ürünler çıkar değil mi hocam? Ben şimdi o mesela yüksek öğretmen okulları vardı. Şu anda da birçok arkadaşım yüksek öğretmen okulu mezunu. İnşallah 16 Mart 2015'te de öğretmen okulların kuruluş yıl dönümünde böyle bir panel düzenliyorum. Bir defa oradaki öğretmen nasıl yetişiyor biliyor musunuz? Öğretmen lisesine giriyor ilkokulu bitirdikten sonra. 6 sene. Ben öğretmen lisesi mezunuyum hocam. Bu çok güzel hocam. 6 sene öğretmen lisesinde okuyor. Siz 6 sene boyunca siz ne diye geziyorsunuz? Nasıl geziyorsunuz? Öğretmenim diye geziyorsunuz. Öğretmen olacağım. Hı-hı. Peki polis kolejine giren bir öğrenci ne diye gezer? Polis diye geziyor. Harbi okuluna giren bir öğrenci nasıl gider? Subay olacağım diye gidiyor. Asker olacağım. Yani. Çok güzel. Hı-hı. Maddi ve manevi olarak, psikolojik olarak. Kolejine giden de sporcu olacağım. Sporcuyum diye. Peki evet. maddi ve manevi olarak bunda bir sporcu tipi olur mu? Olur. Onda bir asker tipi olur mu? Olur. Polis tipi olur mu? Olur. Öğretmen tipi olur mu? Olur hocam. İşte size öğretmeni nasıl yetiştireceğini çok mükemmel bir örnek. Eyvallah. İşte öğretmen böyle yetişir. Yani sadece öğretmenin demek ki öğretmen değil. Psikolojik olarak öğretmen olacak. Donanım bakımından öğretmen olacak. Yani 20. Topluma, tercihine ya, 20. tercihi ya da 20. işte hiç olmasa bir öğretmen olayım. Hiç olmasa ki bu lafı çok yadırgadığım için söylüyorum ama zaten. Ama son zamanlarda bayağı aslanın ağzında hocam öğretmen olmak da zorlaştı. Efendim olmak da niye olmak? Devlet az eleman aldığı için aslanın ağzında. Evet. Yani ben şimdi bu konuda şeyim de var. 1990 ile 95 arası biz bütün ilkokullara envai türlü öğretmen yapmak üzere pedagojik formasyon verdik. Hocam Twitter'dan bir mesaj gelmiş ama sizi ilgilendiriyor mu bilmiyorum. Gaziantep Üniversitesi'nde anestezi bölümü neden açılmıyor? Bu sizi ilgilendiriyor mu hocam? Efendim o rektör beyin, o benimle alakalı şey. Eğitim fakültesi değil o. Evet. Sağlık eğitim fakültesiyle ilgili. Hı-hı. Oradaki sayın dekanımızla yazarlarsa anestezi bölümü niye açılmıyor derse sayın rektörümüz ve dekanımızın yetkisine. Yani ben neticede eğitim fakültesiyle ilgili sonra bir cevap verebilirim. Hocam, ama temenni ederim ilk etapta da anestezi açılsın oraya. Cevdet Avcı Bey'in ikinci ve üçüncü sorusu Gaziantep'le ilgiliydi. Ben reklam arasında size onu okudum. Bu iki soruyu da düşünerek hocam. Gaziantep biliyorsunuz eğitim açısından sıkıntılı bir bölge. Evet. İyi olması için bir takım çalışmaları yapılıyor. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızın da evet. bakanlığı döneminde de tabii. ben biliyorum. Bir takım tedbirler alınmaya çalışılıyor, kitapçıklar yapılıyor, toplantılar yapılıyor, işte nasıl yapalım diye. Hakikaten bir kafa yoruluyor. Tabii. Ne oluyor hocam Gaziantep'e? Niye Gaziantep'te bir türlü bir silkinme gerçekleşmedi? Yani eğitim hamlesi gerçekleşmiyor diyorsunuz. Sanırım şimdi, öyle değil mi? Yani, şimdi tabii yani bu veriler de onu veriler gösteriyor. Yani Türkiye genelde yapılan... Ve 4 tane üniversite olan bir ilden bahsediyoruz hocam. Ediyoruz. 2 milyona yakın bir nüfusu olan... Suriyeliler de var. Suriyeliler de geldi. Yalnız bu dönem biraz olağanüstü bir dönem. Geçici bir dönemdir. Yani bunu da kabul etmek gerekir. Siz söyle yani bir yerde aniden bir nüfus patlaması, bir nüfus yoğunlaşması oldu. Tabii bunu hani bir plan program dahilinde nasıl hallederiz falan gibi de herhalde yöneticilerimiz bu konuyu da düşünüyorlar. Ama Antep'e baktığımızda şunu görüyorum. Antep dinamik bir şehir. Hakikaten dinamik. Bu Suriye olayına da bir girelim hocam. Geleceğim. Hı-hı. Yani Antep dinamik bir şehir. Antep ticari kafası olan bir şehir. Sanayi evet. kafası olan bir şehir. Toplum olarak ufku açık ve ufku çok uzaklara, derinlere giden bir toplum. Fakat eğitime baktığımızda bu söylediklerimizle ters orantılı bir gelişmeye yaşıyoruz. Bunu sadece bir sebebe bağlamak çok yanlış olur. Yani şudur demek yanlış olur. Neye yanlış olur? Antep'te bir defa insanlar gördüğüm kadarıyla iş imkanı çok bol bir şehir. Evet. İş bulma imkanı çok şehir. Hı hı. Şimdi iş bulma imkanı olunca tabii ki toplum ve toplumun katmanları, halk kesimi kısa sürede pragmatik olarak para kazanmak veyahut da bir iş ve işin neticesinde bir gelir elde etme yöntemine düşünüyor. Bana göre sebeplerden biri bu. İkincisi, çok fazla göç alıyor. Mesela geçen sene yapılan, 2014'te yapılan istatistiklere göre dünyada 10 şehir arasında Antep en çok göç alan 9. şehir. Yani Türkiye'yi geçtik bir de dünyada. Dünyayı söylüyorum. Türkiye'de kaç hocam? Türkiye'de muhtemelen İstanbul veya birinci gelebilir. Evet. Yani bunu net bilmiyorum ama İstanbul'dan önce olabilir. Şimdi
böyle bir demografik, yani nüfus yapısının sirkülasyonun olduğu, biriktiği bir şehirde takdir edersiniz ki buna tedbir almak, bunu yönlendirmek kolay değil. Son 2,5 yıl Suriyeliler. Bir de buna yine komşumuz olan Suriye'den gelen nüfusu da eklediğinizde, eğitim açısından, nüfus yoğunluğu bakımından, sosyal hayat bakımından, ticari hayat bakımından, tabii bütün bunlar Antep'teki eğitim ve öğretimi olumsuz etkileyen unsurlardır. Bir diğer husus da şu, eğitim konusunda yapılan okulların çevre analizi, yani okullardaki çevre düzeni, çocukların ihtiyacına göre, bana göre biraz herhalde iyi düzenlenmiyor. Yani çocuklar biraz oyun oynamalı. Biraz kendilerine zaman ayırabilecek bir mekanın olması gerekir. Şimdi tüm bunları üst üste vurduğumuzda Antep'te eğitimin belki istenilen seviyede, geri kalmış falan demiyorum ben, istenilen seviyede olmamasını bir tek sebebe bağlamamak gerekir. Birçok sebebi vardır. İşte biraz önce maddelerini de saydım. Hı hı. Bir de çok sık öğretmen değişiyor. Yani öğretmenlerin çok sık değişmesi de eğitim öğretimin bana göre gelişmesindeki engellerden bir tanesidir. Mesela siz de eğitimcisiniz. Bir çocuk birinci sınıfa başladığında bir öğretmenden 5 yıl boyunca ders aldığı zaman burada bir istikrar var demektir. İstikrar var. Yani çocuk A'dan başlıyor, Z'ye kadar bir öğretmenle eğitimini sürdürüyor. 4 yıl şimdi hocam. Pardon. Şimdi 4 oldu hocam. Biz biraz yaşlı olduğumuz için herhalde 5 yıl dedik, yok. Onu kabul ediyorum. 4 yıl oldu. Yok, o manada değil. O da bir belki bizim yetişme tarzımız o şekildeydi. 4 yıl diyelim. Ama her 6 ayda bir, her senede bir öğretmen değiştirdiğinde her öğretmenin metodu farklıdır. Dolayısıyla çocuk hangi metodu uygulayacak? Bir önceki metodu aldı, bir sonraki metotla diyelim ki bir kopukluk oldu. Çocuk tekrar sıfırdan başlayacak. Hocam çok enteresan. Eskiden Antep'le ilgili öğretmen açığından çok fazla bahsedilirdi. Evet. Ancak son zamanlarda Antep'e o kadar çok öğretmen geldi ki, yani bir öğretmen açığı da yok hemen hemen neredeyse. Bu çok sevindirici bir gelişme Gaziantep açısından. Elbette var açık ama. Evet. Yani hani o açıklar da şey açıklar değil yani. Direkt açık değil yani. İşte diğer derslerde tamamlanabilecek açıklar. Hazırlık yani, yapmıştım. Antep'le ilgili mi hocam? Evet evet. Buyurun hocam. 2014-2015 eğitim öğretim dilimizde öğretmen norm kadrosu 22.665. Evet. Norm kadro. Eğitim öğretim faaliyetlerinde hizmet veren öğretmen sayımız 19.938'dir. Yani yaklaşık şu anda Antep'te 3.000 civarında norm kadro eksiği vardır. Fakat bunun 2.364 öğretmen tekrar atanmış. Hı hı. Yani yaklaşık bir 6-700 bir norm kadroda eksiklik vardır. Hocam onlar da tamamlanabilir dersler. Tamamlanabilir derslerdir. Evet. En son öğretmen ihtiyacı. Hı hı. Gaziantep'in genelinde öğretmen ihtiyacı 2.745. Doğrudur. Yani bu Gaziantep için 2700, tahmin ediyorum bu 2745 öğretmen açığı, hı hı. Bu fakülte mezun olup da ne diyorsunuz, bu ücretli derse girmek veya part-time çalışanlardan karşılanıyor. Tamamlanıyor, evet. Tamamlanıyor. Ama işte biraz da bu part-time veya da ücretli derse eğitimin istenilen seviyede yani. Elde edememek veya başarıya ulaşamamın da çok önemli bir faktördür. Artı onların belli bir dönemden sonra KPSS'ye hazırlanıyorlar. Akılları sürekli orada oluyor. Tabii yani çocuk oradan 2 kuruş alacağım diye gelip gidiyorum. Esas aklı meşgalesi KPSS'ye evet. hazırlanmak gibidir. Bu da Antep'in eğitimde olumsuz şeylerdir. Ama fiziki alan da çok önemlidir. Evet. Fiziki alanda bana göre özellikle şehir merkezindeki okullarda fiziki alanın eğitim üretim açısından çok sağlıklı olduğunu genel anlamda söylüyorum. Özellikle kastetmiyorum. Eksiklikler siz olduğuna hocam, inanıyorum. Antepçisiniz. Antepliyim. Nasıl eskiyle kıyaslandığı zaman bu tespitlerinizin ötesinde son zamanlarda inanılmaz derecede binalar yapılıyor. Hatta evet. Cumhuriyet tarihinde yapılmadık kadar binalar yapılıyor, okullar yapılıyor. Çok, yine yetmiyor hocam. Çok hızlı yine bir yetmiyor, yine yetmiyor. Evet. Çok hızlı bir gelişme ve değişme evet. var. Tabii siz bu gelişim ve değişimi eğitim öğretim kurumlarında uydurmak zorundasınız. Evet. Benim Antep eğitiminde tespit ettiğim hususlardan bir tanesi de şudur. Fen lisesi az. 3 oldu hocam fen lisesi. Efendim benim bildiğim 1'di ama siz 3 diyorsunuz. Şu an 3 oldu hocam. Efendim 3 ama mezun verdiniz mi? Yeni başladık. Yeni başladık. Öğretmen yani, lisesini kapattık, hayır, fen lisesi açtık. Ben mezuniyete bakarım. Yani o mezuniyet hocam hiç okumaya değinmedik, hiç eğitim tamam dedik, hiç okumaya değinmedik. Gençlik okuyor mu hocam? Efendim gençlik okumuyor. Gençliğin elinde cep telefonu var, evde internet varsa bilgisayara yönelmiş durumda. Bizim zaten eğitimdeki en büyük problemlerimizden biri de az okumak. Ve dikkat edersen bu az okumadan dolayı da biz test çocukları yetiştirdik. Test çocukları yetiştirdik.
Yani şıklar arasında çocuklar tercih yapabiliyor. Peki bir çocuğumuza bir dilekçe yazdırın bakalım yazabiliyor mu? Bir mektup yazdırın yazabiliyor mu? Klasik yazılımı test mi hocam? Efendim ben klasik yazılı taraftarıyım. Ben şu kadar eğitim öğretim hayatımda kesinlikle test yapan insan değilim. Şu anda bile klasik yapıyorum. Evet. Niye biliyor musunuz? Çocuğun düşüncesini kağıda aktarabilsin diye. Çocuğun meramını ifade ediyor mu, edemiyor ya mu diye. Ya tabletlerde işin içine girince ne olacak hocam? Valla şimdi o konuya girmek istemiyorum ama ben testten yana Zaten o değil. konuya girecek kadar zamanımız kalmadı Zamanla hocam. ben klasik yazılı yapma taraftarıyım. Bu çocuğuma hem yazısının güzelliğini, hem düşüncelerini ifade etme, hem çocuğa bir yazı disiplini, Evet. hem de en azından sabretmeyi, sabırlı olmayı öğretir. Değerli hocam, ağzınızdan bal damlıyor maşallah. Estağfurullah. Allah Yok. razı olsun. Gerçekten Yok, yok, ben çok keyifli ve çok verimli bir program olduğunu düşünüyorum. Ancak programımızın sonuna geldik. Bir toparlar mısınız hocam? Kısaca şöyle bir toparlayın. Ondan sonra son sözlerinizi alıp kapatacağım. Efendim şimdi tabii konumuz eğitimdir. Çok fazla da belirli alanlara inemedik ama evet, şunu kabul etmek gerekir. Netice olarak şunu samimiyetle söyleyeyim. Bu ülke bizim ülkemiz. Bu devlet bizim devletimiz. Bu insanlar bizim insanımız. Temelimiz şudur ki çok sağlıklı bir eğitim programı, çok güzel, kaliteli öğretmenler ve bu öğretmenlerin yetiştirdiği kaliteli eğitimli insanların meydana getirdiği bir Türk toplumu olmasını ben canı gönülden her zaman istedim. Onun için de eğitimi çok seviyorum, hocalığımı çok seviyorum. Tekrar dünyaya geçsem, samimiyetle söyleyeyim, tekrar hoca olurum, yani öğretmen olurum. Hocam. Onun için eğitim diyoruz, eğitimle başlayalım, eğitimle bitirelim ama her şeyden önce şu var. Eğitilmiş toplumlara yani hayran olmamak halde değil. Evet. Hayran olmamak halde değil. Yani geleceğin inşasında söz sahibi olan Tabii, toplumlar tabii. Temelden eğitilmiş Efendim, olan eğitilmiş toplumlar. Toplum badireleri çabuk atlatır. Yaraları Evet. Çabuk sarar. Biraz önce de örnek verdim. Binayı yıkmak önemli değil. Onu yapan mimarınız varsa, okulu yıkmak önemli değil. Onu yapabilecek, onu orada ders verecek öğretmeniniz varsa yıkıldığınız yerden ayağa kalkarsınız. Hiç problem değil. Çok çabuk toparlanır, çok çabuk ayağa kalkarsınız. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Evet sevgili seyirciler, Ahde Vefa programında bu haftaki konuğumuz Gaziantep Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Nuri Yavuz Bey'di. Gerçekten çok keyifli bir program oldu hocam. Ben de zevk aldım. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Tekrar ediyorum. Tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sağ olun. İnşallah Gaziantep Üniversitesi'nde kafanızdaki o projeleri de gerçekleştirme imkanı bulabilirsiniz. En büyük amacım zaten gelmemdeki sebeplerden bir tanesi de o ideali gerçekleştirmeyi. Ama idealim budur. Gerçekleştiremesem de orada ciddi bir mücadele verme taraftarıyım ama vereceğim. Benim bir felsefem vardır. Evet. Bir işi kabul ettiyseniz yapacaksınız. Bir işi kabul etmiş iseniz onu yapacaksınız. Yapamayacağınız işi de kabul etmeyin. Eyvallah. Bununla bitirelim hocam. Ben isterseniz. Şöyle diyelim. Sayın Eyvallah. Seyircilerime rahatsızlık verdikse yok, kusura bakmasınlar. Hayır hayır. Sürçülisan etmiş olabiliriz. Onu da söyleyeyim. Hocam işte ben, etmediniz. Problem burada. Hayır. Ben hepsine sağlık, sıhhat, hayırlı akşamlar diliyorum. Size de iyi akşamlar hocam, diliyorum. Hocam sanırım bu programın bir devamı daha olacak Allah'ın izniyle. Biz birkaç daha program yapmamız lazım sizinle diye düşünüyorum. Bakarız. Ben yani tarih bölümünü özellikle Osmanlı'daki, Selçuklu İmparatorluğu dönemindeki, hatta daha eski Türklerdeki İslam dönemindeki eğitimle günümüzdeki eğitimin de mukayesesinin yapılmasını isterdim İslamiyet açıkçası ama. İslamiyet öncesi, tabii evet. Konu çok olunca tabii. Bir de süremiz kısıtlı. İslamiyet öncesi Türkiye eğitimi nedir? Evet. İslami dönem hocam, Türkiye eğitimi nedir? Hocam bir program nedir? Daha yapalım. Cumhuriyet dönemindeki eğitimimiz nedir? Hocam. Şimdi bunlar tabii vatandaşımıza, insanımıza evet, elbette ki sunmamız gereken veya sunulması gereken hususlardır. Kısmet olursa hocam, bakarız. Hocam bunu sözünü aldım sizden. Hayır, İnşallah söz bir değil, program kısmet daha. Olursa diyorum. Ben, nasip. Hayır, söz vermiyorum ama kısmet olursa diyelim. Söz hocam, verdiğimde yerine getirmem her gerekir. Her şey nasip diyelim o zaman. Tabii, nasip. Evet sevgili seyirciler, evet. Kapatmamız bile gördüğünüz gibi 5 dakika sürdü. Hocamla muhabbetimizi kaçıranlar üzülmesinler. Programımızın kaydı yarından itibaren YouTube'da olacak. Ayrıca programımızın bu geceden itibaren ve yarın tekrarı var. Bizleri izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta bir başka konu ve konukta tekrar buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. Allah'ın gülleri yakanızı bırakmasın.